HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Biliyorsunuz hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz için 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonunuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii bugün 10.30'da Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hulusi Belgü bizlerle beraber olacak. Sayın Belgü'ye de yayın içerisinde soru sormak isterseniz Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız Sayın Belgü'ye de sorularınızı ileteceğimi belirtmek istiyorum. Zaten bununla ilgili anons yaptım. Anonsun altına mutlak surette sormak istediğiniz soruları eklerseniz kendisine ileteceğim. Evet, şöyle bir baktığımız zaman spor medyasında öne çıkan gelişmelere, transferlere baktığımız zaman artık yavaş yavaş transfer dönemine döndük. Ligimiz bitti. Bir tek işte biliyorsunuz küme düşme mücadelesi devam ediyor ama onun haricinde şampiyonumuz belli oldu. 4 Haziran'da Galatasaray kendi statında, kendi seyircisinin önünde saat 19'da Fenerbahçe ile maç yapacak. Maç bittikten sonra da özel koreografilerin hazırlandığını yönünde bilgiler var. Tahmin ediyorum 9-9.5 gibi diyorlar. Bir platform kurulacak sahaya. O platformda da işte futbolcular tek tek anons edilecek ve o sırada da koreografilerin olduğu bilgileri geliyor. Ama tabii şöyle bakalım. Dinleyicimizi alacağım ama Galatasaray Nef Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 3. maçında deplasmanda Türk Telekom'a 91-77 mağlup oldu. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar artı 73 kiloda sporcumuz Nafia Kuş finalde Özbek rakibi Svetlana Osipova'yı mağlup etti ve altın madalya sahibi oldu. Dünya Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda milli sporcumuz Hakan Rençper finalde Taylandlı rakibini mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Devam edelim. Tebrik ediyoruz sporcularımızı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2023 Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi mücadelesinde Antalya'da karşı karşıya geldi. Giovanni Guletti'nin yönetimdeki Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek 2-2 yaptı. Dün biliyorsunuz yayın içerisinde Marek Hamşik'in basın toplantısını vermiştik. Marek Hamşik de kariyerini noktaya koydu. Evet, en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Ben bununla ilgili özel bir haber yaptım. Ajanspor.com sitesinde bu haberi okuyabilirsiniz. Galatasaray derbide alkışlanacak mı? Sorusu vardı biliyorsunuz. Son dönemde en çok konuşulan konuydu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı da bununla, Sayın Dursun Özbek de bununla ilgili açıklama yaptı ama Fenerbahçe'den gelen bilgiyi tabii ki ben birazdan aktaracağım. Alkış olacak mı? Olmayacak mı? Olmazsa nedeni olacak? Bunları birazdan aktaracağım. Günaydın. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Erdoğan ben, İstanbul'dan, Boğaz'ın incisi Kuzguncuk'tan tüm Fenerbahçelilere sevgiler. Kuzguncuk, cennetten. Evet, cennet. Vallahi cennet. Kuzguncuk, hep söylüyorum, Kuzguncuk'u görmeyen mutlak suretle gitsin, görsün. Buyurun efendim Erdoğan Bey. Amacım Galatasaray'ın başarısına gölge düşürmek değil şampiyonluğundan. Sonuçta bir takım şampiyon olacaktı. Bu da Galatasaray oldu. Ama bence irdelenmesi gereken çok önemli bir konu var. Umarım geçmişteki açıklamalara benzeyip de üzerine bir sünger çekilmez veya unutulmaz. Erden Timur'un evet, geçmişte biz bu ligi bitirmeyiz, elimizde belgeler var demişti. Umarım Abdurrahim Albayrak'ın geçmişe dönük söylediği, elimizde var, kayıtları var, açıklayacağız demişlerdi. Ama şampiyon olduktan sonra bu da bir şekilde atlandı. Ama bu bence Abdurrahim Bey'in söylediğinden çok daha vahim, devlet tarafından incelenmesi gereken, federasyon tarafından incelenmesi gereken çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ligi bitirmeyecek çok önemli bir bir belge evet, olması evet, lazım. Evet, doğru, elimizde. Doğru. Ve bunun da devletimiz tarafından, Futbol Federasyonu tarafından doğru, kesinlikle lig bittikten sonra irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar amacım hiçbir Galatasaray'ı kırmak, incitmek değil. Başarılarına da gölge düşürmek değil. Tabii ben şunu söyleyeyim. Çok sonuna kadar haklısınız. Net söylüyorum. Sonuna kadar haklısınız. Ben de merak ediyorum. Çünkü eğer hakemlerle ciddi bir iddia varsa, doğru mu? Bu hakemler seneye de olacak.
Kesinlikle. Yani, aynı düzen devam edecek. Aynı yani. Düzen mi devam edecek? Federasyonla yani. İlgili mi bir şey var? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'yla mı ilgili bir şey var? Şaibe evet. mi var? Şike mi var? Hakemler bahis mi yapıyor? Bak kafamda binlerce soru var. Hepimizin kafasında binlerce soru var. Yani bu soruların netleşmesi adına özellikle Galatasaray muhabiri arkadaşlar. Evet tamam şampiyonluğu kutluyorsunuz ama Erden Timur'un mutlak surette bu soru sorulması gerekiyor. Kesinlikle. Bir başka bir soru daha. Çok özür dilerim sözünüzü tabii kestim. Ki, Sayın Ali Koç'a da ilk basın toplantısında Florya'daki o araziyle ilgili soruyu da soracağım net söyleyeyim. Tabii ki sorabilirsiniz. İki konu var çünkü. Buyurun. Fenerbahçe yönetimin de bu işin üzerine gitmesini istiyoruz. Fenerbahçe yönetiminden de böyle bir beklentimiz var. Hı-hı. İkincisi de lütfen fanatiklik olarak algılanmasın ama ben bir iyi bir Fenerbahçeliyim. Benim gibi milyonlarca düşünen Fenerbahçeli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'nin futbolcularının ve Fenerbahçe başkanının Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı alkışlamasını istemiyoruz. Bunun sebepleri de bütün Fenerbahçeliler biliyor. Tek tek bunları burada açıklamama gerek yok. Gerek 2011 yılında bize karşı bu kulübün tutumu, başkanlarının tutumu, otobüsümüz kurşunlandığında Abdurrahim Bey'in direktörüne geçip milyonlarca Fenerbahçeli'yi rencide etmesi, Fenerbahçe kulübünü rencide etmesi ve buna benzer bir takım şeyler tabii ki. Ali Koç yapı gereği gayet kibar bir beyefendi, kibar bir başkan, Trabzon'da gidiyor, her tarafa gitti. Bu sene gayet bir kibarlık gösterdi ama o kibarlık lütfen bu maçta olmasın. Biz Ali Koç başkanımızın kesinlikle Galatasaray'ı orada açık alkışlamasını istemiyoruz. Futbolcularımızın da alkışlamasını istemiyoruz. Ali Koç'un sportif anlamda çok başarısız olduğunu düşünüyorum. Mali anlamda başarılı olduğuna inanıyorum. Benim fikrim bir sene daha kendisine bir hak tanıması, devam etmesi ama ki kalkıp da pazar günü Galatasaray kulübünü alkışlarsa tribünde ve futbolcuları alkışlatırsa bu hakkında Fenerbahçe taraftarında kalmayacağını düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Rica ederim. İyi yayınlar. Evet bununla ilgili haberi ben okuyayım. Dinleyicimizi şimdi alacağım ama hemen şöyle söyleyeyim. Haberi okuyayım ondan sonra dinleyicimizi alalım. Biliyorsunuz Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek Fenerbahçe centilmen bir takımdır. Bizi alkışlar diye bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçe camiası içerisinden almış olduğum bilgiyi ben tekrar hatırlıyorum. 19 Mayıs 2007 Fenerbahçe 100. yıl kuruluş yıl döneminde şampiyon olarak Galatasaray'a konuk oldu. Cimbom acaba şampiyon Kanarya'yı alkışlar mı diye bir beklenti oluştu o dönemde ama Ali Samiyen Stadyumu'nda derbide Fenerbahçeli futbolculara tribünlerden binlerce pet su şişe atıldı ve sahaya atılan cisimler de vardı. Ben de o maçtaydım. Bu derbi tarihatta sulu derbi olarak geçti. Bundan dolayı da Fenerbahçe'nin spor kulübü futbolcularının böyle bir organizasyon içerisinde olmayacağı yönünde bilgisi geldi. Onu paylaşmak istiyorum. Bunun detaylarını zaten ajansspor.com sitesinde de ben yazdım. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, İzmir'den Aslı, sevgiler, nasılsınız? İyiyim Aslı Hanım, siz nasılsınız, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor şampiyonluk kutlamaları? Yollarda gördüm Instagram'da şarkılar, türküler arabanın içinde, kornalar, mornalar, buyurun. Valla İzmir güzeldi, keyifliydi, güzel kutlamalar yaptık. Sağ olun yani size, beni çok mutlu ettiniz. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi bana Instagram'dan ve Twitter'dan hemen ulaşıyorlar. Öyle mi? Hayırdır inşallah. Evet. Hayırdır inşallah. Çünkü biliyorsunuz size bir iddiamız vardı. İlk önce onu açıklayalım buradan. Neydi bizim iddiamız, unutmuşum ben. Yemek mi? Yemek mi? Biz şampiyon olursak Icardi imzalı forması siz bana armağan edecektiniz. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa İzmir'de size yemek ısmarlayacaktım. Ama burada bir şey söyleyeyim. Yani ben bir yemeğe gidiyorum. Ben buna nasıl evet demişim? ama şöyle bir şey var. Siz tam meydanın ortasındasınız. Fenerbahçe'nin göbeğindesiniz. Şimdi ben size forma alsam bir anlamı yok. Birisini doğru. Şaka yapıyorum. Buyurun. Ama İzmir'in biliyorsunuz sofraları meşhurdur. Bilmez o yüzden miyim, bizi de öyle kandırdık artık diyelim iddiada. evet, buradan herkese söyleyelim. Icardi imzalı formam dün itibariyle de kargoyla yola çıktı. Aygün Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sadece Icardi mi? Evet, sadece Icardi değil. Bütün takımın imzalı forması yola çıktı. İlk önce çok teşekkür
teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Güle güle. Güle güle asın. Güle güle. Çünkü önemli bir forma neden? Şampiyon takımın bütün imzalı forması. Güle güle kullanın. Çok, güle güle asın. Çok teşekkür ediyorum. Hak ettiniz zaten şampiyonluğu. Güle güle kutlayın diyelim aslanım. İşte çok teşekkür ederim. Bu cümleleri sizden duymak çok güzel bir şey. Dün de ben sizi dinledim ondan önceki günde ama çok yoğunluk vardı, bağlanamadım. Bugün fırsat oldu, bağlandım. Ben şunu demek de istiyorum. Sizin en güzel cümleniz şuydu. Ben saha içindeki futbolcuların terine laf söyletmem. Her zaman onu söylerim, doğru. Evet, bu çok güzel bir şey. Ben tabii ki Fenerbahçe, yani şimdi her bağlanan Fenerbahçe'de denk geldi. Ve hani birazcık Galatasaray'ın sanki bu şampiyonluğu hani saha dışı faktörler ya da işte bir şekilde şampiyon olduruldu. Klasik bu her zaman Türkiye'de olan cümleler. Böyle söylendi ama siz de şurada şunu yorum yaptınız. Ben buna çok katılıyorum. Fenerbahçe hangi derbiyi kazandı bu sezon? Evet. Hangi kendinden daha alt da puan kaybı yaşadı? Hangi takımlardı kendi sahasında? Evet, düşme potasındaki takımlar çok fazla puan kaybetti. Doğru. Aynen. Şimdi bunlara bir bakacak. Şimdi Galatasaray'a baktığınız zaman siz herhangi bir derbide, sizin derbide dahil olmak üzere ki Beşiktaş maçında kötü oynadık. Aslında ilk 15 dakika çok iyiydik. 3-1 yenildik mesela. Tek kaybettiğimiz derbi o oldu. Diğer derbileri içte dışta kazanmıştık. Hiç olmayacak yerlerde Gomis'in golleriyle 1-0 buralardan çıkmıştın ki ben Icardi kadar hep diyorum Gomis'e büyük bir parantez açmak lazım. Doğru. Yani Gomis'in golleri olmasaydı şu an biz şampiyonluğu konuşmayacaktık bile. Yani oralarda tutunduk. Şimdi bunu söylemem gerekiyor çünkü burada Galatasaray'ın hakkı yeniyor bence. Yani burada derbileri kazanmak çok önemliydi. Bunlardan çıktı Galatasaray ve hep biz ne diyorduk? Fenerbahçe evet ilk başta çok güzel başladı ama oyun kalitesi ve oyun ağırlığı biz bu maçı %100 kazanacağız rahatlığıyla devam etmedi. Bir tane attıysa iki tane yedi. Hani böyle konuşmalarımızı hatırlayın, hep bağlandık, bunları konuştuk. Bence Fenerbahçe birazcık burada oyununa da bakmak zorunda. Ama tabii ki ilk baştaki fırtınası, herkes dedi ki bu yıl Fenerbahçe şampiyon olacak herhalde. Gidene 4, gelene 5 atan bir Fenerbahçe vardı. Ama sistem çözüldü ve Jesus buna bir B planı bulamadı maalesef. Avrupa'da da böyle oldu. Ben çok isterdim Avrupa'da ilerlesin, puanımız artsın. Hani ben böyle bakıyorum. O yüzden bence biraz burada Fenerbahçe taraftarı birazcık da bu taraftan bakacak. Açıklamalara gelince Erdem Timur da açıklayacak. İlk önce bu ateşi de Ali Koç çaktı. Ali Koç da açıklayacak ki siz soracağım dediniz. O yüzden ben sizin gibi böyle düzgün ve işini doğru yapan gazeteciler, medyacılara çok teşekkür ediyorum. Ben o yüzden bunları açıklasın. Herkes de rahatlasın ama dediğim gibi bence bu şampiyonluğu daha içerisinde Galatasaray bence hak etti. Doğru. O yüzden hani çok mutluyum ben Galatasaray şampiyon olduğu için. Peki, tekrar tebrik ediyoruz. Forma için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi yayınlar. Sağ olun, İyi hafta sonları diliyorum. Güle güle kullanın. Erhan Tanrı'nın bugün yarın formanız size teslim edilmiş olur. Ergün Bey abi şöyle bir şey söyleyeyim. Yemek sözümüz baki, unutmayın lütfen. Çok teşekkürler. Saygılar tekrar. İzmir'e sevgiler, saygılarımızı iletelim. Teşekkürler. Tamamdır. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, HDI Sigorta ikinci nesil acentaları Hadi Genç'le buluştu. HDI Sigorta'nın ikinci nesil acentalarının gelişimine destek olmak ve geleceğe birlikte yön vermek amacıyla 2021 yılında temellerini attı. Hadi Genç projesinin yeni dönem üyeleri vizyon toplantısı için bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanındaki acentalarının ikinci nesil temsilcilerini tek bir çatı altında toplayarak başta HDI Sigorta olmak üzere sigorta sektörünü yakından tanımaları, kurum aidetleri ve iş süreçlerine olan hakimiyetlerini arttırmayı, sektörün dinamiklerine uygun yeni çalışmalar ve ilham vermeyi ve bu kapsamdaki projelerin birlikte hayata geçirilmesi hedefiyle yola çıkan HDI Sigorta, önceki dönemden aldığı geri bildirimler ile yenilenen ve geliştirilen Hadi Genç projesi ve yol haritasını 34 Hadi Genç acentesiyle buluşturdu. Acenteler, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Doğukan Karakaya'nın mentörlüğünde geliştirilen projenin lansman organizasyonu 24 Mayıs Perşembe günü Türkiye'nin her bölgesinden gelen 34 katılımcı genç acenteci, HDI Sigorta Hadi Genç proje grubu ve üst yönetim ekibinden isimlerin tek katılım ile Hilton Kozyatağı Oteli'nde gerçekleştirildi.
Değişim ve gelişimin gençlerle birlikte geleceğe olan inancını vurgulayan Sayın Doğukan Karakaya, projenin yol haritasına ilişkin yaptığı sunumun ardından gençlerle bir arada yeni nesil sigortacılık kapsamında projeler yapma fikri ve gelişmelerine destek olma düşüncesiyle çıktığımız bu yolda hem acentelerimize katacağımız hem de onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Heyecanla beklediğimiz bu başlangıç buluşmasına katılım gösteren tüm genç acentelerimize teşekkür ediyor. Uzun ve keyifli bir yolumuz var dedi. Hadi genç üyeleri ile sektöre ve kariyer yolculuğuna ilişkin tecrübelerini paylaşan HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, sektörün geleceğine yön vermek niyetiyle çıktığımız bu yolda istek ve heyecanınız beni çok mutlu etti. Geleceğimiz sizlersiniz. Bu proje anlamlı kılan da sizlerin gelişimini desteklemeye ana merkeze koyuyor olması. Bizler gençleri dinleyeceğiz, gençler bizi ve sektörümüzü birlikte geliştireceğiz ifadelerinde bulundu. Hadi genç 10 ay sürecek yeni dönem programında TEM danışmanlık işbirliği katılımıyla acentelerin bilgi birikimini zenginleştiren ve onları geleceğe hazırlayan kapsamlı sigortacılık eğitimlerinin beraberinde kişisel gelişimlere yönelik birçok içerikte yer alıyor. Bitirme projesinin ardından Mart 2024 itibariyle tamamlanması planlanan dönemde derece alan proje gruplarının Talanx grubun merkezi Hanover, Almanya'da misafir edileceği müjdesine de yer verildi diyelim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.18'i gösteriyor. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Günaydın. Abi günaydın. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Size de hayırlı cumalar. Kimle görüşüyoruz? Abi Murat benim adım, İstanbul'dan. Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz. Malum Fenerbahçe taraftarıyım abi. Hı hı. Abi ben şunu diyecektim. Buyurun Murat Bey. Şimdi Erdem Timur Bey açıklama yapmıştı. Hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani her sene dejavu yaşıyoruz ama. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe çok iyi başladı. Her lig çıkıp böyle işte algılar yaratıp ve bunu da başarıyorlar abi. Bunu başarıyorlar da bunun karşılığında da o zaman Fenerbahçe yönetiminin veya Beşiktaş yönetiminin veya Trabzonspor yönetiminin, sen şimdi Galatasaray açısından söylediğini söylüyorum. Onların da bir şekilde buna karşılık vermesi gerekmiyor mu? Abi tabii ki gerekiyor, işte mevzu burada. Yani asıl konu burada, konuşulması gereken konu bu. Evet, yani herkes sessiz kalıyor ama şöyle bir şey olduğunu farz edelim. Şimdi aynı şeyi Fenerbahçe başkanı veya işte yönetim kurulundan birileri çıkıp konuşsa yer yerinden oynuyor. Mesela abi düşünsene şimdi, bu hani Fenerbahçeli yöneticiler söyledi bunu varsayalım. Hı hı. Yani işte biz bu ligi bitirmeyiz. Ondan sonra işte lig bitsin. Elimizde kayıtlar, bir şeyler var. Bunları açıklayacağız diye. Yani biz şampiyon olsak yemin ediyorum altında neler neler ararlar. Ama Galatasaray yaptığı zaman hayretler içerisinde kalıyorum abi. Herkes sessiz kalıyor nedense. Hı hı. Ya ben bilmiyorum abi. Ve bak samimi söylüyorum bunu. Yani adamlar bunu çok iyi başarıyor. Hani şimdi belki kızacak Galatasaraylılar ama şöyle bir tabir var. Onlar bize söylüyor ya. İşte Fener ağlama, hı hı, diye. Evet evet. Peki, yani onların yaptığı ne, ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi Fenerbahçe lige çok iyi başlıyor. Önüne geleni yeniyor vesaire. Galatasaray bir iki maç kaybettiği zaman hemen yöneticileri, hani tabiri caizse top toplayıcı çocuklar bile çıkıp yani bir karşılık şey veriyorlar. Hani böyle bir sert mizahlar. Bir işte bu ligi bitirmeyiz vesaire, işte bu hakemler bilmem ne, biz bunu istemiyoruz. Ya şampiyon olmuş, daha adam hala kalkmış bu en son verilen şeyde Ankara Gücü maçındaki hakeme, ya ona bile sallıyorlar abi ya. İşte bu hakem geldi şimdi, bilmiyorum işte çok kötü olacak. Bir de abi şu var, Galatasaraylı futbolcular nedense ne hikmetse kaç maçtır cezalı olan, sarı kart cezalısı olanlar abi bir kart bile görmediler ya.
Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi az önce bir tane senin hediye ettiğin Galatasaraylı bir bayan arkadaş bağlandı İzmir'den. Yani ne kadar güzel, naif konuşuyor. Acaba biz şampiyon olsaydık böyle konuşurlar mıydı? Onu çok merak ediyorum ben. Yani iş işten geçmiş, şampiyon olmuşlar, tabii ki böyle konuşur. Hani bize diyorlar ki derbi kazanamadın vesaire. Ya şimdiye kadar kazanamayıp da şampiyon olan takım yok mu? Tamam bak abi, bir takım kötü oynayabilir, eyvallah. Ama kötü oynayıp da Galatasaray da çok maç kazandı. Hani bu niye bu kadar konuşulmuyor? Ama Fenerbahçe oynadığı zaman ya işte Fener de güzel top oynamıyor. Nasıl oynamıyor? Sen bizim bu sezondan bahsediyorum tabii. Geçen sezonlar da var da abi, çok şeyler anlatırım ben. Yani gol atıyoruz, Nizami gol atıyoruz ya, ona bile VAR'a gidiliyor abi, böyle bir şey var mı ya? Ondan sonra ya bir şey abi, bir şey tutturmuşsunuz, Fener düşmanı, Fener düşmanı. Kardeşim Fener düşmanısın işte. Yani bu bariz vücut dilinden, yaptığın hareketlerden, yaptığın yorumlardan belli. Hani niye Galatasaray'a göstermiyorsun? Batshuayi'nin bir tane kırmızı kart gördüğü bir maç var. Sivas maçıydı galiba. Ya abi adam topa dokunmuyor. Aksine Sivaslı attı. Sivaslı Batshuayi'ye vuruyor. Ona kırmızı kart verdi ya. Doğru, doğru. Ya şaka gibi abi, yemin ediyorum. Doğru. Şimdi biz bunları konuştuğumuz zaman adamlar diyor ki ya işte bizim de burada bu maçta vardı. Tamam kardeşim, çıkar o zaman bu sene. Çıkar bakayım kim arttı, kim ekside. Yani en çok kimin hakkı yenmiş? Hani konuşuyorlar ya Beşiktaşlılar Galatasaray'la, işte orada da bizim penaltıyı vermedi. Yok burada kırmızı kartı verecekti, vermedi. Tamam çıkar, senin en fazla 3 maç vardır. Öyle. Bizim kaç maçımız var Fenerbahçe'nin öyle? Hani bu son dakika yediğin gol falan, tamam futbol bu, olur. Ama kötü oynuyorsun diye de ya işte o maçı kazanamadın, işte kötü oynadın. Ya abi futbol bu, sen daha iyi biliyorsun, yıllarca futbolun içindesin. Şimdi bir takım tek kale oynar, 90 dakika tek kale oynarsın, 25-30 tane şut çekersin. Direkten döner, defanstan döner ama... İşte rakip gelir abi bir kere tık gol yapar. E ne oldu senin güzel oynadığın, tek kale oynadığın maç? Anladın mı abi? Anladım, anladım. Edersin, şimdi anladım. Şampiyon olduktan sonra konuşmak çok basit. Ya bir de alkışlama muhabbeti falan. Ya öyle bir dünya yok abi. Ne zaman görülmüş böyle bir şey? Peki. Çok teşekkürler. Yani toparlayalım çünkü dinleyici alacağım. Tamam abi. Biz şampiyon olsak acaba Galatasaray veya Beşiktaş bizi alkışlar mıydı? Hiç sanmıyorum ben. Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. İyi yayınlar abi. Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, dinleyici almaya devam ediyoruz. Bir de tabii Icardi ile ilgili Wanda Nara'dan da bir açıklama geldi biliyorsunuz. Tabii Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara açıklamaları da biraz tabii herkesin kafasında biraz soru işaretleri oluşturdu. Günaydın. Günaydın Aygün abi, İstanbul'dan Ahmet ben. Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi seyirciler. İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz, buyurun. Çok sağ olun. Aygün abi, öncelikle Galatasaray'ı tebrik ederim. Yani sonuçta şampiyon oldular ve tebriği hak ediyorlar diye düşünüyorum. Ama bu futbol kulübünün değildi, tamamen yönetiminin başarısı ve bizim yönetimimizin başarısızlığına ben bunu mal ediyorum. Yani çünkü oynanan futbol arasında çok büyük kalite farkının olduğuna ben inanmıyorum. Ya burada sadece yönetimin bazı yerlerde müdahaleleriyle takımı ayakta tutması, takımın hakkını savunmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz milyardan sonra inanılmaz bir çöküşe geçtik ve bunu yönetim takımı toparlayamadı kanaatindeyim. Yani 4 yıldır 5 yıldır takımın başında olan bir başkanın bu kadar basiretsizce müdahaleleri neticesinde kaçan bir şampiyonluğumuz var. Ya düşüncem tamamen bu. Yok ona o oldu, buna bu olduğu girersek bizim de hakkımız yendiği gibi haksız mutlaka attığımız veyahut da aldığımız puan vardır. Keza Galatasaray için de bu kıyaslamayı oran olarak artık yapmıyorum. Çünkü haksızlık olur. Sonuçta lig bitti. Bunun üzerine pek durmak istemiyorum. Ama ben sadece şunu düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş taraftar grubuna bakıyorum. Galatasaray taraftar grubuna bakıyorum. Taraftarlarda bir birlik var. Takım üzerinde bir inanılmaz derecede bir karşı rakip üzerinde inanılmaz bir baskı kuruyorlar. Ama ne hikmetse bizim tribünlerimiz paramparça ve artık biz bunu tasdik etmiyoruz ama taraftarlarımız arasında
artık siyaseti sokuldu. Ve siyaset farkındaysanız tribüne girdiğinden beri Fenerbahçe taraftarı birbirine girmeye başladı. Yani sanki Ali Başkan'ın, ya ben buna bakın, siz şimdi belki şey diyeceksiniz, Ali Başkan'ın bu siyasetin bir alakası yoktur diye düşüneceksiniz ama ben en azından o şekilde düşünmüyorum. Ama Ali Bey bununla ilgili bir açıklama yaptı biliyorsun, benim siyasette işim yok diye. Açıklama yaptı. Defalarca açıklama zorunda, yaptı yani. Tamam, yapmak zorunda zaten. Ben siyaseti ben tribünleri yaptırıyorum, hiçbir başkan diyemez. Bunu demek zaten gerekiyor. Ya ama emin olun, eğer ki bir başkan gerçek manada bir takımın başkanıysa tribünlere kalkıp da söz, ya en basit örneği biz yıllarca Aziz Başkan'ın dönemini yaşadık. Aziz Başkan sizce son dönem haricinde bilgisi olmadan böyle bir tribünde böyle bir eylem yapılabilir miydi? Ben size soruyorum. Yani biz artık tribünlerde siyaseti görmek istemiyoruz. Biz Fenerbahçe'ye gönül verdik. Affedersiniz, A partisinin B partisine biz gönül vermedik. Doğru. Biz doğru. Renklere gönül verdik. Hı-hı. Ama bakıyorum ben artık bir Fenerbahçe taraftarı olarak tribüne gitmek istemiyorum. Niye gitmek istemiyorum? Ya taraftarlar artık birbirlerine girecek tribünde siyasetten dolayı. Ya bunu başkan eğer kaldıramıyorsa bir an önce bence nesi gerekiyor ki, ben şunu da söyleyeyim size. Aziz Başkan'ın düşüncesiyle Ali Başkan'ın düşünce arasında çok büyük bir fark yok diye biliyorum ben. Ama hiçbir zaman Fenerbahçe tribünlerinde bu derecede bir siyaset gündeme gelmedi. Bu kadar büyük olaylar yaşanmadı. Biz artık birlik ve beraber olmak istiyoruz ve bir an önce de Ali Başkan'ın yapmış olduğu hatalara ya ders çıkartmasını ya da bir an önce en azından Fenerbahçe'yi kendi haline bırakmasını istiyoruz. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun Ahmet Bey. Kendinize çok iyi bakın. Evet, araya gideceğiz ama tabii son dakika gelişmesini verelim. Nedir o son dakika gelişmesi? Trabzonspor'un biliyorsun prensipte anlaştığı Dimitrios Korbellis az önce İstanbul'a geldi. 29 yaşında biliyorsunuz. Ön libero oynuyor. 305 maç yapmış şu ana kadar. 11 gol, 11 asisti bulunuyor. Dimitrios Korbellis Yunan vatandaşı aynı zamanda biliyorsunuz. Özellikle hocanın isteği doğrultusunda bu transfer gerçekleşti. Tahmin ediyorum herhalde bugün yarın da bununla ilgili kap açıklaması Trabzonspor kulübünden gelir diyelim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra ters köşe tüm hızıyla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.30'u gösteriyor. Şu an attığımızda Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Yüksek Divan Kurulu Üyesi aynı zamanda Hulusi Bergü var. Sayın Bergü, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sesinizi duyduk. Çok da iyi oldu. Özlemiştik sizi, özellikle onu da belirtelim. Şimdi tabii dün anonsu yaptım. Hem sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram, Twitter, Ajans Spor'un da kendi hesaplarından binlerce soru var. DM'den gelen binlerce soru var. Ama tabii benim de kafamda olan sorular da var. Şuradan başlamak istiyorum. Baktığımız zaman tabii Sayın Aziz Yıldırım dönemi, arkasından Sayın Ali Koç dönemi, ki Ali Koç'a da en fazla destek veren yönetim kurulu, eski yönetim kurulu üyesiydiniz. Hatta bir dönemde başkan adaylığını açıkladınız. Her dönemde de Fenerbahçe camiası için elinizi taşın altına koyan bir yöneticisiniz. Finansal anlamda destek vermek için elinizden geleni yapan bir yönetim kurulu üyesiniz. Neden Fenerbahçe 9 senedir başarısız? Direkt girdim değil mi? Yani zor bir soru tabii. Yani bunu iki dönemde de ayırmak lazım. Öyle tahmin ediyorum ki hepimiz piyasal durumumuzun farkındayız. Hı hı. Bu piyasal durum çok net bir şekilde bazı kısıtlamalar getiriyor. Yani 9 senedir hem piyasal fair play yüzünden hem de finansal durumu yüzünden Fenerbahçe'nin hep başkanlar itidalli davranmaya çalıştı. Ellerinden geldiği kadar mantıklı bütçeler yapmaya çalıştı. Sebeplerden bir tanesi bu, yanlış seçimler çok fazla yapıldı. Transfer anlamında mı yanlış seçim? Tabii, transfer anlamında da. Hoca seçimlerinde de yanlış seçimler yapıldı. Burada çok net bir şekilde görüyoruz ki son 5 senede Fenerbahçe'de kaç tane hoca değişti değil mi? 10, kaç tane? 10'a yakın hocam. Evet. Kaç tane futbolcu geldi gitti. Aynı şeyler Aziz Yıldırım dönemi içinde de oldu. Hatırlarsanız
Ersun Yanal gitti, Aykut Kocaman geldi, gitti bir geldi, ondan sonra Pereira geldi. Yani buradaki istikrarsızlık, bu seçimlerdeki istikrarsızlık açıkçası Fenerbahçe'ye başarı getirmediği gibi iyi futbolcular da Fenerbahçe'ye gelmek istemez hale geldiler. Bakın ben size çok net bir şey söyleyeyim. Şimdi birçoğumuz düşünüyor ki Kim Min-jae eğer gitmeseydi, ayrılmasaydı Fenerbahçe'den, Fenerbahçe bu sene rahatlıkla şampiyon olurdu. İşte yediğimiz gollerin önemli bir bölümünü yemezdik. Kim Min-jae'nin gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi çok fazla hoca değiştirilmesi. Yani evet, sözleşmesinde ki maksimum rakım ödendi ama bundan çok şikayetçi olduğunu ben şahsen biliyorum. Dolayısıyla bir istikrarlı bir şey yapmamız lazım. Yani evet, ben de çok büyük umut kırıklığına, artık hangi kelime kullanılacaksa, uğradım. Umudum tükendi anlamında söylüyorsunuz. Evet, evet. Umudum kırıldı. Umudum kırıldı. Umudum. Tükenme olmaz da kırıldı diyelim. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Doğru, doğru. Yani dönüp bakıyorsunuz. Şimdi Jesus geldiği zaman bence Ali Bey döneminin en iyi hocası geldi. Doğru, doğru. Diğer hocalara da haksızlık yapmayalım. Yani ben Ersun Yanal'ı da çok iyi bir hoca olarak görüyorum. Ama yapılan seçim en doğrusuydu. En deneyimlisiydi. Yabancı bir hoca olarak olabilecek en iyi hoca geldi. Yani dönüp baktığınız zaman maddiyatına da, işte ligin durumuna da. Ama ne yazık ki beklediğimiz performansı ilk haftalarda gördük ama sonrasında Fenerbahçe bilhassa bu Dünya Kupası sonrasında bir düşüş yaşadı. Bunda çeşitli şanssızlıklar da var tabii. Bunu da göz ardı edemeyiz. Yani Joao Pedro'nun sakatlanması, Joshua King'in sakatlanması, çok fazla sakatlık oldu Fenerbahçe'de. Evet. Batshuayi'den uzun süre yararlanamadı. Evet, doğru, doğru. Yani, doğru. Arka arkaya. Dolayısıyla bunların hepsini göz ardı edemeyiz. Büyük şanssızlıklar oldu. Ona göre bir takım kurulsaydı diyen arkadaşlarımız da vardır ama bakın saydığımız isimlerin hepsi bir de forvet. Evet. Yani iş sadece Valencia'nın omuzlarına kaldı. Yani sakatlık geçip oyuna girdikleri zaman da, takıma girdikleri zaman da aynı performansı ne yazık ki futbolcular gösteremiyorlar. Bilhassa belli yaşın üstünde olanlar aynı verimi veremiyor. Bunları göz ardı etmemek lazım ama nihayetinde çoğu insanın eleştirdiği gibi Fenerbahçe'de ikinci olmak başarı değildir. Fenerbahçe her zaman şampiyon olmak zorundadır. Yani biz Löw'ü yolladığımızda ben Aziz Yıldırım'la beraberdim. İkinci olduğumuzu, ikinci olabildiğimizi ve çok iyi bir sonuç olduğunu söylemişti Aziz Yıldırım da. Kulise hemen şeyini pes etmek için çalışmalara başlayın sözleşmesini demişti. Yani bu mantıklı olmaz. Ama artık bu sefer hiç olmazsa bir istikrara kavuşması lazım takımın. Bence Jesus olayında da en büyük hata bir yıllık sözleşme yapılması. Ama o şöyledi Hulusi Bey, benim bildiğim kadarıyla Jesus her gittiği ilk kulüpte önce bir yıllık sözleşme yapıyor, daha sonraki dönemlerde bu süreyi uzatıyor. Vallahi bunu oturup konuşacaklardı, anlaşacaklardı. Yani bir yıllık sözleşme yapılmaz hocaydı. Bir yılda da hocanın gerçek performansı ortaya çıkmaz. Yani bunlar kavun değil ki koklayıp alasınız futbolcuları. Adam bir şeyler seçiyor. Yönetim o konuda bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Dolayısıyla bir uzun vadeli bir stratejinin olması lazım. Yani benim burada bizim yönetimimizi eleştireceğim en önemli konu o. Yani orta vadeli ve uzun vadeli stratejiler yapamıyorlar. Hep bir yıldır. Yani Koku'da bir şeyler yapmaya denediler. Çok iyi niyetli bir şekilde geldiler. Hı hı. Bakın yaptıkları transferlerin çoğunda da genç, umut vaat eden futbolcular aldılar o dönemde. Sonrasında da açık söylemek gerekirse yaptılar bunu. İsim almaktan kaçındı Ali Koç. Yani geleceğe olan futbolculara yatırım yapmak istedi. Çünkü bizim hakikaten finansal durumumuz iyi değil. Ama devamlı böyle hoca değiştirilirse futbolcudan da verim alamazsınız. Bakın Atilla Szalai bir ara kahramandı. Hı hı. Değil mi? Doğru, yani doğru. Kim kadar herkesin gözüne girmişti.
İşte bir Pereira geldi, farklı yerde oynadı. Şimdi farklı oynuyor. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Bir hocanın bir şablonu var. O şablona uygun futbolcular almak zorundasınız. Ya da mevcut şablonunuza uygun bir hoca getirmek zorundasınız. Şunu söyleyeyim o zaman. Demin dediniz ki Sayın Bergü, finansal durum dediniz. Şimdi Fenerbahçe taraftarı şunu diyor. Ya kardeşim diyor, özür dilerim, sakın yanlış anlamayın sohbetlerimizde. Ya diyor, sen finansal durum diyorsun diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum mesela. Ama diyor borç diyor her kulüpte var diyor. Galatasaray gidiyor şunu şunu alıyor, şampiyon oluyor diyor. Sen gidiyorsun bunu bunu alıyorsun diyor. Şampiyon olamıyorsun diyor. Yani taraftar, dışarıdaki taraftar kulüplerin finansal durumuna bakmıyor. Dışarıdaki taraftar tabelaya bakıyor. Elbette. Yani taraftar her zaman haklı. Hı-hı. Taraftar şampiyonluk görecek. Aynen. Yönetiminde görevi onu vermek. Yani bu bahaneleri biz eski yöneticiler şimdi eleştirirken elimizi vicdanımıza koyup yapmak zorundayız. Ama taraftarın öyle bir vicdanına elini koyma durumu yok. Yani o sadece sonuca odaklanır. Bir zamanlar biz de o yerden geçtik. Yani kulübün borcu varmış, harcı varmış, hiç dönüp bakmazdık. Doğru. Taraftar olarak takip ettiğimizde. Ama şimdi ben farklı bir şapka takıyorum. Fenerbahçe'de yöneticilik yaptım. Başkanlığa aday oldum. Dolayısıyla hep böyle ben olsaydım ne olurdu diye düşünüyorum. Ben olsaydım nasıl yapardım veya işte ne sebepten dolayı başarısızlık geldi diye bunlara da bakıyorum. Şimdi dönelim Galatasaray konusuna. Yani Galatasaray da tabii bu sene büyük bir zar attı. Geçen sene de biliyorsunuz onlar bir yapılandırma yapacağız dediler. Evet, gençleştirme dediler, olmadı. Gençleştirme dediler. Yani sırtında 20 sene kulübü taşıyan Fatih Terim'le yollarını ayırdılar. Dolayısıyla bu sene de bir zar attılar açıkçası. Ama tuttu. Evet, o tuttu. Yani Icardi ile tuttu, Zaniola ile tutmadı ama tuttu. Yani işte Mertens fayda sağladı. Evet. Hakikaten Galatasaray'ın aldığı futbolcuları bir şekilde, hoca da yani şimdi Okan Buruk çok genç bir hoca ama belli bir başarısı var. Futbolcularla arası da iyi. İnşallah Fatih terimleşmez ileride. Yani benim en çok üzüldüğüm konu o olur. Çünkü çok sempatik bir hoca ama bazen maçlardan sonra çıkıp yaptığı konuşmalar açıkçası böyle benim de tüylerimi diken diken ediyor. İnşallah böyle bir dönüşme girmez. Ama dediğim gibi, konuştuğumuz gibi tarafta şeyde Galatasaray'da uzar tuttu. Daha evvel çok defalarda tutmadı. Bunu hep beraber görüyoruz, biliyoruz. Aynı şeyler Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş'ta böyle çok garip isimler aldı, büyük isimler aldı. Başarı gelmedi. Yani her kulübün bir yapısı var. Ama tabii uzun süre başarı gelmeyince daha çok bu sefer sıkıntı oluyor. Tabii, yani biz de 9 defa zar attık. Evet. İşte hep hatta, onu söyle taraftarda, aynı şeyi söylüyor. Evet, hatta yani son 5 senedir çok ciddi değişiklikler yapıyoruz. Yani bu olmadı diyoruz, 15 futbolcuyu getiriyoruz, 10 futbolcu geliyor. çok ilginç yani. Bizde kaç futbolcu geldi 5 senede? 75 tane futbolcu gelmiş, 75 doğru. 75 tane futbolcu geldi. Geçenlerde ben Real Madrid'e şöyle bir baktım, 10 senede 50 futbolcu gelmiş. Ya biz her sene bir 15 futbolcu gidiş geliş yaşamışız, doğru. Yani 75, 10 seneye vurursanız 150, yani Real Madrid'in yaptığı transferleri 3 katı transfer yapıyoruz. Böyle bir gerçek var. Bunu göz ardı edemeyin. Dolayısıyla bir istikrar gelmesi lazım. Bakın Emre mesela, Emre Belezoğlu hocalığa devam edecek diye bekliyorduk. 2 tane 3 tane futbolcu değişecekti, alınacaktı daha doğrusu. Ve o kadro korunacaktı. Fakat bir anda Emre Belezoğlu gitti. Emre Belezoğlu gittikten sonra Pereira geldi. Tak 10 tane 12 tane daha topçu aldı Fenerbahçe. Pereira'nın zaten tekrar dönüşü bence büyük hataydı. Onu söyleyeyim. Yani daha önce Aziz Bey döneminden bildiğimiz için bence büyük bir hataydı. Evet, yani hocayla ilgili referansı eski yöneticilerle konuşmak lazım. Ben tekrar söylüyorum, yani bu sene Fenerbahçe ikinci olmakla başarısız olmuştur ama bizim bir şekilde istikrarla devam etmemiz lazım. Şunu anlıyorum seçilen, o zaman. Bence seçilen, bu zamana kadar seçilen 10 hocadan en iyisi Jorge Jesus'tur.
farklı bir mantaliteyle top oynatıyor. Onun da farkındayız ama ona bir sene iki sene daha dayanmazsak biz tekrar hüsranla sonuçlanabilir. Yani bu o hüsranın ihtimali çok daha fazla Esus'la devam etmediğimiz takdirde. Şunu anlıyorum. Sizin şunu söylüyorsunuz tahmin ediyorum. Jesus'a devam edilmesi gerekiyor. Ben öyle görüyorum. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani yeniden sil baştan yapmak Fenerbahçe'ye bir yıl daha kaybettirir. Şimdi gelen... Buyurun özür dilerim. Yani Ağustos'ta 5 tane 10 tane daha futbolcu transferi yapılacak. Herkes gene Fenerbahçe'yi önümüzdeki senenin şampiyonu ilan edecek. Ama bu böyle olmuyor. Yani artık taraftarın da transfer edilecek isimlerle uğraşmaktansa takımın planlamasıyla, stratejik planlamasıyla ne şablonda oynayacağını, bunları tartışması çok daha doğru olur ama tabii o da onların işi değil. Gayet doğal ki. Şimdi Cengiz Çetin ve Sinan Aslan'ın sorusu birbirine yakın. İkisini beraber okuyayım isterseniz. Günaydın Aygün Bey diyor. Eskiden Fenerbahçe camiası daha dinamikti. 5 senedir başarısız bir başkan ve yönetim var ama artık bir muhalefet ve beceremiyorsunuz. Bırakın biz buradayız, biz yaparız diyen alternatif bir başkan ve yönetim neden çıkmıyor? Fenerbahçe'nin çok borcu olduğu için mi diyormuşlar? Devamı da şu diğer soruda. Sizden ricam özellikle bunu sormanızı istediniz. Size sormamı istiyorlar. Bu kadar başarısız rağmen neden kongrede Ali Koç'a rakip olunmuyor diye bir soru. Şimdi bir kere Ali Koç'a rakip olunacak kongre seçimli kongre. Doğru. O da seneye zaten. O da seneye. Hı hı. Eğer aday, yani Ali Bey bırakırsa ben mutlaka adaylar çıkacağına inanıyorum. Siz yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz Hulusi? Yani şu an için düşünmüyorum. Kongrede, bir sonraki kongrede veya biz daha sonraki kongrede. Yani gene elinizi taşın altına koyup kulübe destek olma anlamında söylüyorum sayın. Ya benim çok özel bir durumum var. Ondan dolayı pek öyle... İşlerinizin yoğunluğu da var, doğru. Evet, niyetim yok ama... yani ben Fenerbahçe için canımı veririm. Bunu çok net söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar niye bir ses çıkmıyor diye söylüyorlar ama herhalde kongrede en çok konuşanlardan biri benim divanlarda ve kongrede. Evet, doğru. Hatta bu sebepten dolayı da birazcık belki antipatik kalıyorum. Böyle de bir durum var. Ama şunu söyleyeyim. Bu sadece Ali Koç döneminde değil, Aziz Yıldırım'ın döneminde de muhalefetin veya işte aykırı sesin çıkması çok fazla olmadı. Fenerbahçe'deki durum böyle. Galatasaray gibi değil Fenerbahçe. Galatasaray'da hakikaten dönüp bakıyorsunuz, insanlar başkanları gönderiyorlar, kongre üyeleri işte ya bütçeyi onaylamayarak, ibra etmeyerek geçen senenin finansallarını ya da yeni bir aday çıkartarak. Bu farklı bir şey ki, ama şunu unutmamasın hiç kimse, Galatasaray'daki üye sayısıyla Fenerbahçe'deki üye sayısı mukayese edilmez. Bizde 50 binin üstüne geçenlerde bir arkadaşım aldı, yeni üye oldu. 50 bin üzerine, doğru. Öyle bir şey yani rakam. Dolayısıyla büyük geminin, büyük uçağın hareket etmesi birazcık daha zor oluyor. Orada haksızlık yapmamak lazım. Ama bir taraftan da şu anda 3 seneliğine seçilmiş bir yönetim var. Ali Koç'un iyi niyetinden hiç kimsenin şüphe etmediğini düşünüyorum. Harcadığı paradan ve iyi niyetinden. En az benim kadar hasta üzülüyordur. Üzülüyor. Dolayısıyla kendisi aday, yani seçimde aday olacaksa olabilir, karşısına başka isimler de çıkabilir ama şu anda böyle bir genel kurul ihtimali yok. Yani gündemi bununla meşgul etmenin anlamı yok. Çünkü bakın, seçimsiz mali genel kurul Haziran ayında yapılacak. Bunun duyurusu geldi. Hı hı. Genel kurul yapılması için, seçimli genel kurul yapılması için de artık çok geç bence. Çünkü takımın yapılandırılması lazım. Yani bir yapılacak olan bir genel kurul şu aşamada, seçimli genel kurul Fenerbahçe'ye zarar getirir. Neden? Transfer sezonu geçmiş olur. Bir sene sonra esas genel kurul olacak. Yani sağlıklı bir şey değil bu. Ali Bey de son senesini iyi kullanmak isteyecektir mutlaka. Daha atak davranacaktır diye umut ediyorum ben. O yüzden yani seçimle gündemi bence meşgul etmenin anlamı yok. Buyurun.
onun bunun yerine biz takıma odaklanalım. Bakın burada çok önemli bir şey var. Biz Fenerbahçe'nin şanssızlıklarından, sakatlıklarından da konuştuk. Yani bu basketbol takımı için de oldu yani. Real dönüp baktığınız zaman bir diğer önemli unsur da federasyonun ve hakemlerin çok büyük hatalar yaptığını Fenerbahçe aleyhine, öbür tarafta da Galatasaray aleyhine çok büyük hatalar yaptığını da göz ardı etmeyelim. Yani bu sakatlıklar olmasaydı, bu kadar hatalar olmasaydı diyorsunuz. Tam tersine yapılsaydı, yani Galatasaray'ın lehine yapılan hatalar Fenerbahçe'nin lehine yapılsaydı, bize yapılan hatalar Galatasaray'a aleyhine yapılsaydı, Fenerbahçe şimdi 20 puanla şampiyon. Şimdi şunu söyleyeyim bunun içinden o zaman. Şimdi Galatasaray'dan Erdem Timur çıktı, dedi ki bu ligi bitirtmeyiz dedi. Daha sonra çıktı, elimizde belgeler var dedi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı diyor ki karşı taraf bunu açıklarken diyor sen buna bir karşılık veremiyorsun. Yani kulübün aklının çok fazla savunulmadığı yönünde bir görüş var. Katılıyor musunuz? Neler söylersiniz? Valla şimdi Aygün Bey, bir yandan düşünelim beraberce, ne diyebilir? Çık açıkla dedi. Eğer zaten namusu şerefi varsa Erdem Timur'un, bunları çıkar açıklar. Ne olduğunu, ne bittiğini söyler. Öyle değil mi? Doğru, doğru. Ben dedi lig ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın. Çıkar açıklayacağım dedi. Yani şampiyon olsak da olmasak da açıklayacağım dedi. Evet. Yani öyle bir şey yaparsa, açıklamazsa, açıkçası kendisiyle şeye düşer. Çelişkiye düşer. Çıksın yapsın. Yani biz Erdem Timur'u hakikaten çalışkan, akıllı, beyefendi bir iş adamı olarak, yönetici olarak tanıdık. Yani Abdurrahim Albayrak gibi o da çıkıp böyle olmayan şeyleri ortaya sürüp geriye çekilecekse, üstünü kapatacaksa kendisine yakıştıramam açıkçası. Dolayısıyla çıkacak, bunu açıklayacak. Pazartesi günü bunu açıklaması lazım Galatasaray şampiyonluğunu ilan ettikten sonra. Ne yapılmış Galatasaray'ın önü kesilmeye çalışılmış? Bunu net bir şekilde ortaya koysun ki bir daha bunları yaşamasınlar. Yoksa sadece bu kuru bir iftira, kuru bir iftira mı, bunu söylemesi lazım. Ben öyle anlarım. Şimdi bizim yöneticilerinde ne yapabilirler ki? Adam çıkıyor diyor ki benim elimde bunlar var diyor. Onlar da diyor ki çık açıkla kardeşim diyor. Burada yani, tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun aslında devreye girmesi gerekiyordu. Tabii, çağırması anlamında. Federasyonun da devreye girmesi lazım. Ya elinde varsa böyle bir ne şey. Ne var elinde? Açıkla bunları diyecek. Ama bu, ne yazık ki Türkiye'de bunlar yapılmıyor. Peşi hep millet uyutuluyor. Öyle görüyorum ben. Peki bu demin hakem hatalarından bahsettiniz. Tabii verilen cezalara da baktığımız zaman hem TFF anlamında hem MHK anlamında ve PFDK anlamında Fenerbahçe'ye çok fazla haksızlık yapıldığını kabul ediyor musunuz? Deminki cümlenizden zaten o anladım ama. Ya kabul edilecek bir şey değil bu. Böyle yani. Bunu herkes bunun ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor. Yani Adana Demirspor'un da, maçını da ben canlı seyrettim. Giresun maçında da oradaydım. Yani şimdi biz hep şunu söylüyoruz. Ya takım işte hakemi de yenecek. Ondan sonra karşı takımı da yenecek. Öyle top oynayacak. Yok ya, öyle bir şey olur mu? Yani sizi hakem katledecek. Her maçta katledecek. Abuk subuk şeylerden kırmızı kart gösterecek. Penaltınızı vermeyecek. Size penaltı yaratacak. Ondan sonra siz de çıkacaksınız, hem hakemi yeneceksiniz. Siz oyuncu psikolojisinin, o 23-24 yaşındaki futbolcuların her maç katledildikleri zaman sahaya nasıl çıkacaklarını düşünüyorsunuz. Ben gene yapacağım, edeceğim. Bizi gene bu adamlar golümü saymayacaklar diye düşünmeyecek mi? Doğru, doğru. Ya birazcık da oyuncunun psikolojisini anlayalım yani. Bu adamlar evet büyük paralar kazanıyorlar. Psikolojilerinin iyi olması lazım ama bunlar da insan ya, yani gencecik çocuklar. Takım, şimdi dönüyorsunuz bakıyorsunuz, hakikaten çok ilginç bir şey bu ya. Taraftar dönüyor diyor ki işte yönetim buna mani olsun, futbolcu buna bunu yensin. Ya arkadaş, bunu ortadan kaldırın esas. Herkesin bunu konuşması lazım. Şimdi her şey unutuldu. Galatasaray şampiyon oldu, yapılan haksızlıkların hepsi unutuldu, öyle mi? Şimdi bas bağırıyor olması lazım bizim yönetim kurulumuzun, taraftarın. Haksızlık yapıldı burada. Bakın Beşiktaş'a da haksızlık yapıldı. Ben onu da söyleyeyim.
Kına düşme hattındaki takımlara da haksızlıklar yapıldı. Anlatabiliyor muyum? Hayır, Beşiktaş'a şey tarafından da haksızlık yapıldı. Bence ha şey anlamında mı diyorsunuz? Puan anlamında mı? Deprem tabii, olayından dolayı. Ya böyle bir şey olur mu ya? Adamı daha fazla deplasmana yollayacaksın. Sen daha az deplasmanla oynayacaksın. Ya bir adalet olması lazım ya bir uygulamada. Yani dolayısıyla tabii bunları hep kendilerine yapıldığı zaman insanlar dile getiriyorlar. Başka türlü hiç konu etmiyorlar ama doğru olanı konuşmak. Yani Trabzon'da çıksın anlatsın, artık Galatasaray'ın ikinci takımı olduğunu unutsun ve konuşsun. Beşiktaş'ta çıksın konuşsun. Yani haksızlıklara hep beraber herkesin dik durması lazım, konuşması lazım. Galatasaray'ın bu kaçıncı ya? Yani şimdi sinirlenmeden saygılı konuşmaya çalışıyorum ama olmuyor yani. Şunu sorayım o zaman, buradan devam etmek gerekirse hafta sonu 4 Haziran'da derbi var. Galatasaray Şampiyonluk Kupası'nı alacak. İşte Galatasaray Kulübü Başkanı işte Fenerbahçe'nin bizi alkışlaması gerektiğini düşündüğü yönünde açıklamaları var. Siz bununla ilgili düşünceniz nedir? Düşüncemi söylersem radyoya ceza gelir. O zaman söylemeyeyim. Ben bir kulüpten aldığım bilgiyi paylaşayım. Daha önce bizde bu yapılmadı. 100. yılımızda bizim şampiyon olduğumuz dönemde Sulu Derbi diye geçti. O dönemde yapılmadığı için bize yapılmadığından dolayı bizde asla alkış yapılmayacağı yönünde bir paylaşım geldi. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Sayın Dursun Özbek ayıp ediyor. Terbiyesizlik yapıyor. Karşısındaki insanların taraftarlık duygularıyla oynuyor. Bir yönetici bu kadar umursamazca davranamaz. Fenerbahçe taraftarıyla dalga geçmek için bunları söylüyor. Fenerbahçe yönetimiyle dalga geçmek için bunları söylüyor. Bizim Ali Koç nasıl naif duruyor, karşı taraftaki karşısındakini üzmemeye çalışıyorsa, bu arkadaş da çoluk çocuk gibi dalga geçiyor taraftarla. Yani birazcık edep, ayıptır. Saygı göstermesi lazım karşısındaki rakibine. Ve nasıl şampiyon olduklarını da biliyoruz ya. Şeyde mangal yapıyorlar, orada Fener ağlama diye şarkı söyleme gafletinde bulunuyor ya. Koskoca başkansın, senin bir ağırlığın var. Yani şimdi çok ayıp. Anladım. Çok ayıp yaptıkları. Bence hiç bunu dile bile getirmemek lazım. Bizimkilerin de ciddiye alıp cevap vermemesi lazım. Anladım. Şöyle yapalım. Çok kısa bir reklam aramız var Sayın Belgü. Aradan sonra sizle sohbetimiz devam edecek. Birkaç dakika bekleteceğim sizi. Aradan sonra tekrar konuşmaya tamam. Devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ters köşe devam attığımızda Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü var. Sayın Belgü, baktığımız zaman Sayın Başkan Ali Koç'un acaba o dönem Aykut Kocaman'la devam etmesi doğru olabilir miydi? Ne dersiniz? Çünkü bazen başkan evet belki hata yapmış olabilirim cümlesinde kullandı bu anlamda. Ya benim için Aykut Kocaman'ın çok farklı bir yeri var. Ama yani artık geçmişe dönüp bakmayalım ya. Yani evet, bir sürü hatalar yapıldı. Bir sürü şeyler oldu ki biz şampiyon olamadık. Mutlaka bir diğer alternatifin daha fazla şampiyonluk getirme ihtimali vardı. Ama bence onu tartışmayalım Aydın Bey ya. Anladım. Yani doğru. Aykut Hoca belki bir iki takviye ile çok farklı bir yere getirirdi. Ama öbür tarafta oynattığı futbol hani herkesin söylediği gibi Aykut'lu Fenerbahçe gibi değildi. Yani Aykut'un oynadığı dönemdeki Fenerbahçe gibi değildi. Bir Aykut Oğuz'un oynadığı dönemleri bir hatırlayın yani, o yüzük rollü zamanları. Taraftarın böyle bir tepkisi vardı ama işte dünyada pirince giderken evdeki bu kırılığı öyle demek lazım.
Ama bence artık geçmişe değil de gelecekte ne yapılması gerektiğini konuşmak lazım. Peki yol göstermek lazım. Şunu söyleyeyim, şöyle de mesaj geldi. Demin Erdem Timur üzerinden konuştuk, Bergen anlamında söyledik ama şunu da söylememiz lazım. Onu dediler işte, Erdem Bey'i soruyorsun ama Nihat Özdemir de sor dediler. Nihat Özdemir de biliyorsunuz bu 8 hakem gidip dönme olayında şu cümleyi kullandı. Bu hakemlerin neden gönderildiğini açıklarsam yer yerinden oynar dedi ama Nihat Özdemir'den de bir ses çıkmadı. Tabii ki yani ben şimdi arada Twitter'a baktım, bir arkadaşla dönmüş, demiş ki Ömer Çavuşoğlu hakkında. Aynen o da. Yani o fotoğrafı da ben çekmiştim. Ömer abinin fotoğrafını ben çekmiştim. Öyle mi? Keşke çekmeseydi yani. Yakışık kalmayan bir şey tabii. Kendi yaptı ama spontane gelişen bir şey. Yani bir anda yaptı olsun Ömer abi. Yani. Ya gazeteci olacaksın ya taraftar. Aynen katılıyorum. Yani Ömer abiyi ben çok seviyorum. Çok saygı duyuyorum. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Ama siz duygularınızı bu şekilde açığa vurarak karşıda rakibinize hakaret ederseniz, aynen şimdi Sayın Dursun Özbey'in yaptığı gibi, sayın demeyi unutmayalım. Tabii. Atabiliyor muyum? Yani doğru bir şey değil. Rekabetin bir tadı olması lazım. Rekabetin bir seviyesi olması lazım. Şimdi şunu sormam lazım. Gökhan Şirin Bey size teşekkür ediyor açıklamanızdan dolayı. Omuz omuza vermemiz lazım diyor ama şu da kayboldu son dönemlerde. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadındaki eski atmosfer kayboldu. Evet. Yani bunu tekrar neden kayboldu, ne oldu, nasıl yeri tekrar o eski atmosfer oluşturabilir? Çünkü baktığınız zaman Galatasaray tribünlerine bakıyorsunuz. Galatasaray tribünlerine sahaya çıktığınız zaman hakikaten futbolcunun ayağı titriyor. Beşiktaş aynı şekilde. Beşiktaş tribünleri de aynı şekilde. Ama Fenerbahçe'de bu olay son dönemde kayboldu. Hatta bir adım daha ileriye gideyim. Fenerbahçe taraftarı kendi futbolcusunu yuvalamaya, küfür etmeye, hakaret etmeye başladı. Neler söylersiniz? Bunun yani tasvip edilecek bir tarafı yok. Tabii bilet fiyatları yükseldikçe taraftardan çok seyirci gelmeye başlıyor. Seyirci de temaşa istiyor. İyi futbol olacak. İstedikleri gibi olacak. Parasını verdim, galibiyeti göreceğim. Yani bunun bu ne yazık ki profesyonel futbolun getirdiği bir baş ağrısı. Bunları şeyde de görüyoruz. Galatasaray tribünlerinde de oluyor, Beşiktaş tribünlerinde de oluyor. Yani orayı, onları göz ardı etmemek lazım. Bakın dün 1907 tribününün fiyatları açıklandı. 3 katının üstünde bir zam yapılmış bilet fiyatlarına. Belli ki çok ciddi bir zam geliyor. Diğer tribünlerde de aynı pahalılıkta olacak. Benim tek önerim var. Kale arkalarını, belki de sadece bir kale arkasını biletli ucuz yapacaklar. Erken gelen girecek içeriye. Taraftar girecek yani. Ha şey, kombine evet. Olmayacak o tarz diyorsun. Oraları kombine yapılmayan belli bir kısım. Yani parayı bizden kazanın. Anladım. Taraftar girsin kuyruğa, geceden girsin kuyruğa. Şimdi oturuklardan parayı kazanın. Hı hı. Ama kale arkalarına taraftarın. Mantıklı. Kale arkalarına bilet dağıtmayın. Bununla ilgili bir öneri verecek misiniz Sayın Bergü? Efendim? Bununla ilgili bir öneri verecek misiniz? Yani şimdi söylüyorum ben yönetici arkadaşlarıma da söylüyorum bunu. Hepsiyle zaten konuşuyoruz, görüşüyoruz. Kale alırlar almazlar bilmiyorum ama taraftarın gelmesi lazım maçlara. Yani kale arkaları da hiç olmazsa, mesela kritik yerler de var. şey arkaları, hakem arkaları, kulübe arkaları, kulübe arkaları. Yani bunlara dikkat ederlerse parayı hakikaten dediğim gibi şeyden alsınlar. Seyirciden alsınlar ama taraftara da yer açsınlar. Anladım. Devam edeyim. Metin Kızılkan diyor ki Hulusi Bey bir yıldız transfer için bütçe destek olacak mı diyor. Sorar mısınız diyor. Bizim transfer için bütçe ihtiyacı, yani başkana böyle bir şey teklif etmenin doğru olacağına inanıyor mu arkadaşım? Yok. Yani. Şu ana kadar 265 milyon euro gibi para harcamış. Yani, şeylerle ilgili sponsorluk destekleriyle beraber. Evet, yani başkan çok büyük paralar harcadı. Her şey diyebilirsiniz ama para konusunda hiçbir şey diyemezsiniz başkanı. Hulusi Bey'e sorar mısınız demişler. Demin zaten o soruyu sormuştuk Erdem Bey'le ilgili. Diğer kulüplerin de cevap vermesi gerekiyor diye sormuşlar. Ama zaten onunla ilgili sormuştunuz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi yeni bir transfer dönemi var. Fenerbahçe futbol takımını siz de izlediniz. Hepimiz gördük. Sizce
Jesus'a devam edilmesi yönünde zaten sizinle de aynı görüşteyim. Siz de aynı görüştesiniz. Nasıl bir transfer politikası izlenmesi gerekiyor? Geçen de Selim abi şunu söyledi, Selim Soy'dan bir kanalda. Ben olsam dedi, Icardi'yi transfer ederim dedi. Ya dünyadaki futbolcu Icardi mi kaldı? Bir sürü Icardi var. Alınabilecek. Alınabilecek. Di Maria'yı aslında. Di Maria çok iyi hakikaten. Evet. Bir sene de oynasa inanılmaz. Evet, yani Mane'yi alsınlar. Bir arkadaşım var, o yanımdan sıçrıyor diye. Mane'yi alsınlar, Mane'yi alsınlar diye. Bir sürü futbolcu var. Tek bir futbolcuya sıkıntı kalmamak. Şunu söyleyeyim, nasıl bir transfer politikası götürülmesi gerekiyor? Yani sizin görüşünüz yani nedir? Bu sene tabii buna hoca karar verecektir ama böyle tecrübesiyle takıma abilik yapacak. Sahada liderliğini gösterecek, ortaya koyacak 2-3 tane futbolcu almaları lazım. Çok büyük transfere girmemeleri lazım. Zaten bu futbolcuların önemli bir bölümünü şu anki hoca seçti. Hı hı. Yani bu sene artık geleceğe yatırım yapmak yerine şey yapmak lazım. Yani birkaç tane, bizde ne yazık ki böyle bir garip bir şey var biliyorsunuz. Bir hep takıma şeyi de yaptık. Bunu da yaptık işte. Canerleri, Gökhanları geriye bırak, abilik yapsınlar dedik. Ondan sonra takımın bir anda yaş ortalamasını çok yükselttik. Koku zamanında düşürmeye gayret ettik. İşte bunun tam ortasını bulmamız lazım. Bence benim söyleyeceğim o. Yani hangi bir nereye transfer yapılacağı benim futbol bilgimine o kadar güvenmiyorum. Yani hocanın seçimi daha doğru olacaktır. Volkan Baykan diyor ki, demin tabii Sayın Dursun Özbek üzerinden söylediniz ama İrfan Can, Serdar Aziz de Galatasaray'a direkt küfürlü şarkılar söylediler diyor. Onlarla ilgili düşüncesi ne Hulusi Bey'in diyor. Volkan Baykan'ın. Yani aynı şekilde bu büyük bir hata. Geçenlerde Muslera'yla ilgili bir şey koymuşlar galiba, o da küfür etmiş. Bunun olmaması lazım ya, hiç kimse unutmasın. Yarın öbür gün İrfan Can, yani İrfan Can böyle bir şey yaptıysa, yarın Galatasaray'a giderse şaşırır mıyız? Şaşırmaz. Yani bu da olabilir. Bu profesyonellik, bir kere birincisi profesyonelliğin gereği değil. Bir profesyonel olarak bunu yapması yanlış. Öbür tarafta da iki tane büyük camia, ikisi de birbirine hakaret etmemek zorunda. Yani rekabet böyle hakaret ederek olmaz, aşağılayarak olmaz. Evet, devam edelim. Ama çok kısa bir aramız varmış. Bir dakikalık bir bekletebilir miyim sizi? Bir dakikalık bir reklam aramız var. Aradan sonra size sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, tek taraflı yayın yapmadığımızı söyleyelim. Gelen her soruyu sormaya çalışıyorum Sayın Hulusi Bergü ve aynı zamanda Sayın Bergü, Fenerbahçeli isimlerin de bazı konularda yanlış yaptığını, tezahüratlarda, küfürlerde yanlış yaptığını zaten defalarca belirtti. Mustafa Bey mesaj atmış, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, şöyle söylüyor Hulusi Bey. Son maçta diyor, taraftarlar diyor yoğun bir şekilde istifa diye bağırdı diyor. Yani herhangi bir olağanüstü kongre kararı alıp biraz yönetimi değiştirse daha iyi olmaz mı Sayın Başkan diyor. Yoksa aynı yönetim devam ederse ve seneye de bu tribünde yine istifa sesleri çoğalır diyor. Ne düşünürsünüz bu konuda? Yani tabii ki bir başarısızlık olursa bu seneden daha fazla istifa sesleri yükselecek. Ama demin de söylediğim gibi bir kere teknik olarak şu anda yönetimi değiştirmek, başkanı değiştirmek böyle bir şeyin imkanı yok. Yani Haziran ayındayız. Ayın 17'sinde yanlış hatırlamıyorsam şey var, genel kurul var. Sonrasında bir tüzük kongresi yapılacak. Şu anda önümüzdeki sezon hazırlıklarının yapılması lazım. Bu mantıklı şeyinde bir durum değil. Hı hı. Mantıklı bir olay değil yani. Eğer yapılsaydı kararın çok önceden alınıp kim aday olacaksa hazırlanması gerekiyordu. Zaten Haziran'da genel kurulların Haziran'da yapılması bile bence yanlış. Çünkü gelecek yönetim kurulunun seçilip seçilmeyeceğini bilmeden hazırlık yapamazlar. Bu çok net ortada. Elektronik oynama yapılacak diye bir dedikodu dolaşıyor. Çünkü 50 bin üzerinde üye olduğu için yerin yetemeyeceği anlamında bir sıkıntı var. Yani yeter yetmesine de daha sağlıklı olur tabii elektronik oynama.
oylamayı. Bunu da çok rahat el devletlerinden artık yapabiliriz diye düşünüyorum ben. TÜZÜK'te şöyle bir değişikliğe de gidiyorlar. 65 yaş üstünün artık yönetici olamayacağı yönde bir madde de koymuşlar. Ne dersiniz bununla ilgili? Düşünceniz ne? Yani bence saçma. Yani bugün dönüp bakıyorsunuz 65 yaş artık eskiden de o yani 65 yaş emekli bile olamıyor neredeyse ya. Öyle değil mi? Olamıyor tabii de yani şöyle bir madde koymuşlar. 65 yaş üstü kişilerin artık yöneticilik anlamında, başkanlık anlamında mı, yönetim anlamında yöneticilik yapamayacak diye bir madde koydular TÜZÜ'ye. Ya ben diyor buradaki en önemli şey başkanlık dönemini sınırlamaktır. Yani 3 yıl olacaksa 3 yıl veya 3 dönem 4 yıl olacaksa ki öyle bir şey konuşuluyor. Ben çalışmıştım şeyin üzerinde. 2 dönemle sınırlamak lazım başkanlıkları. Yani 25 milyon Fenerbahçeli var mutlaka başkan çıkacaktır. Yani 3 dönem 4'er yıl diye bir şey konuşuluyor. Evet 12 sene yani 12, bence 12 sene de uzun. Maksimum bence 9 sene olmalı ama yani o da dünyanın sonu değil nihayetinde. 12 sene. Evet tabii karşı görüşlerden de sorular geliyor. Robinson demiş ki Hulusi Bey sorar mısınız Ali Koç Bey'le arası düzeldi mi? Ali Bey'le aranız nasıl? Yani benim gördüğüm kadarıyla bir problemimiz yok. benim Aziz'le de bir problemim yok. Ali Koç'la da bir problemim yok. Bir ara kongrede böyle bir karşılıklı şey olmuştu ya. Evet, onu gördüm işte tahmin ediyorum. İzlemiş tahmin ediyorum. Yok, sonra bu son divan kurulu toplantısında ben kendisine teşekkür ederim. Evet çok güzel bir konuşma yaptınız. Doğru. Başkan nasıl ayakta alkışladı? Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilerle küs olmasını gerektirecek şey yok. İnsanlar eleştirebilirler. Bu samimiyet çok çok önemli bence. Doğru olanını kendisine doğru olanı tabii ki bizim bildiğimiz sadece doğru demek değildir ama söylemek, onu itidalli bir şekilde dinlemek bence Fenerbahçe'ye daha çok başarı getirecektir. Sayın Başkan seçilirken de bunu söylemişti. Ben yani tekrar söylüyorum. Ben Aziz Yıldırım'la en çok herhalde karşı karşıya geldim. Doğru. Hatta karşımda seçime girdim ama benim Aziz Yıldırım sevgimden, Aziz Yıldırım'ın yaptığı işlerden dolayı ona müteşekkir olmamdan bir şey yok yani, bir sakınca yok. Tabii her kulüp başkanları hakikaten güzel işler yaptılar. Tesis anlamında, tesisleşme anlamında. Bütün sadece Fenerbahçe anlamında hepsini tebrik etmek lazım. Yani dönüp bakın bizim çok yetiştirdiğimiz Aziz Yıldırım'ın ilk 10 senesinde Fenerbahçe'ye neler yaptığını, 17 milyon dolarlık bütçeyi kaç yüz milyon dolara getirdiğini. Bu yani büyük bir vizyonerlik vardı Aziz Yıldırım'ın ilk 10 senesinde. Bunu unutmamak lazım. Jardel'in değişik bir sorusu var. Hulusi Bey'e sorar mısınız diyor. Offside tımsı gibi bir saçma bir hata yapan Özgüç Türkalp diyor. Anelka'nın voleybol gibi maçındaki batmış olduğu Konya maçında da hakemmiş diyor. Ne diyor kendisi bu konuyla ilgili diyor. Yani her ikisini de eleştireceğiz. Şey diyebilir miyiz Anelka'nın attığı? Bakın tanıdığım en büyük Fenerbahçelilerden bir tanesi Aykut Kocaman. Aykut Kocaman Anelka'nın elle attığı topa nasıl isyan ettiğini bir hatırlayın. Doğru. Yani o kenara çekilip susup durmadı. Şimdi tabii en önemli konu şu. Naklen yayın 550 milyon dolarlardan 100 küsür milyon dolarlara indi ve önümüzdeki sene ne olacağı da belli değil. Naklen yayın geliri artık kulüpleri bütçesini çeviremez noktaya gelmiş vaziyette. Özellikle Anadolu kulüpleri yani artık iyice sıkışmış vaziyette. Sizin öneriniz nedir bu konuyla ilgili? Yani kulüpler kendi mi pazarlamalı? Ne yapmalı? Neler söylersiniz? Bakın bu son naklen yayın ihalesinde çok garip şeyler yaşandı. Hı hı. Yani Saadettin Bey benim dostum, arkadaşım, çok sevdiğim birisi. O yüzden söylemiyorum bunu. Saadettin Bey'in yani Esport çok güzel bir teklifte bulundu. Gelirle doğru orantılı gelir arttıkça kulüplerin de gelirlerini artıracağı bir düzen, kulüplerin ortak olacağı bir düzeni önerdi. Ve federasyon çok ilginç bir şekilde yeterli teminat mektupları verilmemesine rağmen gitti. Şu anki naklen yayın yapan bir şirkete verdi. Hı hı. Bence yani aynı NBA'de olduğu gibi bir Süper Lig AŞ kurulmalı. Naklen yayın haklarını bu şirket sahibi olmalı. Bunun bir bölümünü bir yayıncı kurumla istediği zaman paylaşabilmeli. Ama ipler kulüplerin elinde olması lazım bu naklen yayın konusunda. Federasyonun değil.
Böyle bir sistem uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bunu daha evvel de söylemiştim ben. Yani bunu 5 sene evvel, 6 sene evvel de bu fikir benim kafamda vardı. Saadettin Bey de Espor'da gayet güzel bir şekilde buna ön ayak oldu. Ya benden duydular da yaptılar demiyorum, yanlış anlamayın. Kendileri gayet güzel bir sistem geliştirdiler. Ama bunu kabul etmedi federasyon. Şimdi de yakınıyorlar işte, rakamlar düşüyor ediyor diye. Yani kulüplerin birlikte beraber hareket edebilmesi lazım her şeyden evvel. Çok fazla tabii şey de geldi, onu da söyleyeyim, Sayın Dursun Özbey'e terbiyesiz cümlesini kullandınız ya, ondan dolayı da çok fazla tepki mesajları da geldi. Neler söylersin? Demedim, terbiyesizlik yapıyor dedim. Tamam, onu düzeltmiş olduk hiç olmazsa. O cümleyi de halletmiş olduk. Şabi, şunu sormak istiyorum. Son sorum da şu olsun Sayın Hulusi Bergü. Benim sormayı unuttum. Sizin söylemek istediğiniz veya Fenerbahçe camiasına, Fenerbahçe taraftarına veya futbol severlere söylemek istediğiniz nelerdir? Ya en önemli şey şu. Yapıcı olmak zorundayız. Şeyi değiştirelim diye konuştuğumuz zaman önüne alternatifini koymak zorundasınız. Bakın, ben Aziz Yıldırım'ı eleştirdiğim zaman karşısına iki defa rakip olarak çıktım. Yani ben eğer şayet bir şeyi söylüyorsam çözümünü de ortaya koymaya çalışıyorum. Yani o, en çok oğlumla bu konuyu tartışıyoruz. İşte oğlum şeye, Ali Bey'in başarısız olduğunu ve bırakması gerektiğini söylüyor. Peki alternatifin nedir deyince susuyor. Yani bu olmaz. Siz ne yaratıyorsunuz, ne teklif ediyorsunuz? Benim burada söyleyeceğim tek şey şu: Ali Bey bütün küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara koyup kulübünü çok seven çok başarılı iş adamları var, bürokratlar var. Onlarla bir araya gelmesi lazım. Fikir alışverişinde bulunması lazım. Belli ki bazı şeyler hatalı gidiyor. Bu hatalı şeyleri düzeltmek için yol yordam sorması lazım. Destek alması lazım. Bir sene daha Ali Bey başkan olarak kalacak en azından. Dolayısıyla her Fenerbahçeli bu döneminde de kendisine destek olması lazım diye düşünüyorum. O da bu desteği iyi algılayıp eleştirileri dinleyip değerlendirip yolunu ona göre çizmesi lazım. Çünkü bir dahaki seçimlerde, bir dahaki dönemde işi çok zor gözüküyor. Yani beyaz atlı prensi Fenerbahçe'nin Ali Koç. Herkes çok başarılı olmasını istiyordu. Bir umut, bir kırgınlık var bundan dolayı, bu 5 senedir gelmeyen şampiyonluktan dolayı. Ama demin de sebeplerini söyledim. Çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Ali Bey'in veya işte yönetim kurulunun hatalarının yanı sıra çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Çok büyük haksızlıklar yaşadık. Ama bunlara tet çekebilecek bir kamuoyu oluşturmak zorunda başarılı olmak için. Aziz Yıldırım'la Ali Bey'in arasının düzelme ihtimaliyle ilgili neler söylersiniz? Şu Ali Bey çok fazla atak yaptı ama Sayın Aziz Yıldırım'dan cevap gelmedi. Yani bu iki başkanın da bir araya gelmesi belki camianın da bir ayağa kalkması anlamına gelir mi? Neler söylersiniz? Yani çok güzel olur tabii. Burada bir kırgınlık olmaması lazım. Ya bunu ön ayak olur musunuz? Onu sorayım ben size isterseniz. Ben her şeyi yaparım ama Aziz Bey çok kararlı gözüküyor. Çok kırılmış gözüküyor. Kendince haklı sebepleri de olabilir ama keşke olmasa. Çünkü Ali Bey devamlı elini uzatıyor Aziz Bey'e. Bir şekilde konuşalım, barışalım. Rol model olarak da Aziz Bey'i çok kendine örnek aldığını da ben görüyorum. Yani birçok konuda az değil, yani 12 senede beraber yönetim kurulunda çalıştılar. Ben de çok şey öğrendim Aziz Yıldırım'dan. Dolayısıyla bir araya gelseler mutlaka faydası olacaktır. Eski yöneticilerle, başkanla bir araya gelemiyorsa eski yöneticilerle de bir araya gelebilirler. Yani bizim kurumsal hafızayı kaybetmememiz lazım. Herkesin beraberce çalışması lazım. Yani her Fenerbahçeli eski yöneticilerde, yeni yöneticilerde Fenerbahçe başarılı olsun istiyor. Dolayısıyla bunu ancak karşılıklı oturarak, fikirleri tartışarak doğru yolda bulunabileceğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Tekrar.
Evet, attığımızda Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu üyesi, Yüksek Divan Kurulu üyesi aynı zamanda Hulusi Bergü vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her soruya net bir cevap verdi. Bütün gelen soruları elimden geldiğince sormaya da çalıştığımı görüyorsunuz. Bazı cümleleri yanlış anlayan arkadaşlar olmuş. Onları da tek tek sorduk. Öyle şeyler söylemediğini, her iki tarafında bazı hatalar yaptığını zaten Hulusi Bergü şey anlamında, yani Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da o tezahüratlar anlamında yapılmaması gerektiğini zaten Sayın Bergü tek tek açıkladı. Evet, saatlerimiz 11.24'ü gösteriyor. Cuma günleri ne yapıyoruz? Cuma günleri biraz da tabii basketbol yapıyoruz. Basketbola geçiyoruz. Sevgili Burak Alaca yanımızda. Burak, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Burak tabii deminki canlı yayından dolayı o da kapılmış, dinliyordu. Evet Burak, Basketbol Süper Ligi yarı final eşleşmeleri ile ilgili neler söylesin? Oradan başlayalım. Beko Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes, Türk Telekom Pınar Karşıyaka. Tabii buraya gelinceye kadarki süreç nasıl yaşandı? Neler söylersin? Normal sezonda şampiyonluk adayı olarak ısrarla gösterdiğimiz 4 takım yarı final aşamasında birbirleriyle eşleşti. İşin garip tarafı, son birkaç yılda olduğu şekilde Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes finalde denk gelmedi. Bu sefer yarı finalde denk geldiler. Evet, yani yarı finalde denk. Bir tarafta final oluyordu değil mi? Ya son yıllarda sürekli olarak sezonu 2-2 sırada bitirdikleri için Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes final oynuyordu. Bu sezon öyle olmadı. Yani finalde Karşıyaka ve Türk Telekom'dan biri, Fenerbahçe ve Efes ikilisinden birinin rakibi olacak. Yani Pınar, Karşıyaka ve Türk Telekom diyorsun. İkisinden biri. Ki bu arada baktığımız zaman yine geçtiğimiz yıllardaki tabloya nazaran Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka final için çok güçlü adaylar. Yani yine şampiyonun kesinlikle Fenerbahçe ve Efes cephesinden çıkacağını söylemek pek mümkün değil. Pek mümkün değil derken tabii ki yine şansları çok yüksek. Rakiplerine nazaran da hatta daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama çok kesin ifadeler kullanmak doğru olmaz bu anlamda. Yarı final, çeyrek final serilerinde Türk Telekom hariç tüm takımlar 2-0'la 2 maçla bitirip seriyi direkt atlarını yarı finale yazdırdılar. Türk Telekom ise 1-8 eşleşmesi, yani lider Türk Telekom 8. Galatasaray'la eşleşmişti. Buna karşın Galatasaray'a bir maç verdiler İstanbul'da. Orada da Sadık Emir Kabaca'yla Dylan Ennis'in ekstra performansları vardı. Yani orada maç itibariyle Türk Telekom'un ailesine çok eksi yazılacak bir durum yok. Karşıyaka Türk Telekom, Fenerbahçe Anadolu Efes. Gerçekten çok keyifli iki yarı final mücadelesi. Yani bu dört takımdan herhangi biri sene sonunda şampiyon olursa hiç kimsenin şaşıracağını pek zannetmiyorum. Anadolu Efes'i daha motive gördüm bu arada. Euroleague sezonundaki genel hal ve hareketlerine, tutumlarına nazaran. Darüşşafaka maçında da Rodrik Boboa formda, işte Larkin, Mitsic, Clyburn. Anadolu Efes Fenerbahçe serisinde normal Euroleague sezonunda olduğuna nazaran daha hazır geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Evet, peki senin görüşün nasıl? Yani final senle kimle kim arasında? Tabii çok zor bir soru. Yani basketbolda bunu sormak zor. Saniyeler, saliseler de bir anda bir sonuçlar değişebiliyor. Bir anda bakıyorsun bir üçlük geliyor. Hiç ummadığın takım bir anda finale çıkabiliyor. Görüşün ne senin baktığın zaman? Kadrolarına baktığın zaman genel anlamda nasıl düşünüyorsun? Yani nasıl bir final bekliyoruz? Ya, yani atıyorum mesela Fenerbahçe, Beko, Pınar, Karşıyaka mı? Anadolu Efes, Türk Telekom mu? Nasıl bir final bekliyorsun? Yani başlamadan öncelikle şunu bir şerh düşeyim bu konuya başlamadan. Şans oyunlarını seven dinleyicilerimiz benim söylediğimin tam tersini oynarsa bir şeyler kazanabilirler. Yani benim tahminim, Anadolu Efes'i çok formda gördüm. Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Pınar Karşıyaka Türk Telekom serisinde de çeyrek final maçlarına baktığımız zaman Pınar Karşıyaka dönemsel olabilir. Bir adım daha önde gibi form olarak. Yani, Türk Telekom'da iyi ama Galatasaray maçında özellikle ikinci maçta bir takım problemler benim gözüme çarptı. Dediğim gibi yani Pınar Karşıyaka, Fruit de Extra Bursaspor, yani Euro Cup temsilcisi ki bu arada. O zaman tersini yapacaksak Fenerbahçe Beko'yla Türk Telekom final oynuyor. Yani dediğim gibi şans oyunlarını seven dinleyicilerimiz böyle bir deneysel bir kupon yapabilir. Ama dediğim gibi baktığınız zaman playoff'un en zor eşleşmesi 4-5 eşleşmesidir. Neden diye sorarsanız en denk iki takım 4. ve 5. sıra. Pınar Karşıyaka buna rağmen Fruit de Extra Bursaspor'u 2-0 gibi fire vermeden net bir skorla, net bir seri sonuyla geçmeyi başardı. Formda gözüküyorlar. Yani mevcut form durumlarını yorumluyorum. Genel takım profilinden ziyade Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka bir, belki de yarım adım önde gözüküyor rakiplerine nazaran. Peki yeni dönemle ilgili mesela tabii transferler ne zaman, tam ne zaman başlıyor şeyde basketbolda? Sezon bittikten sonra başlar ama şimdiden çoktan bazı transferler bitti bile, onu söylemekte fayda var. Öyle mi? Tabii.
Onları zaten program içerisinde yavaş yavaş ikinci bölümde, yani birazdan reklama gideceğiz. Ama şunu sana söyleyeyim. Fenerbahçe Beko'da, yani diyorsun ki sen Anadolu Efes daha önde diyorsun. Fenerbahçe Beko'da neler kötü gidiyor ki Anadolu Efes biraz daha önde dedin? Ya bu aslında bakarsanız genel takım profiliyle alakalı. Ta sene başına dönmek gerekirse Anadolu Efes'i Euroleague üzerinden ilerleyeyim. Biliyorsunuz genel odak noktası olduğu için. Fenerbahçe'nin önüne koyduğumuz noktalar bireysel yetenek sayısı daha fazlaydı. Daha fazla olması. Top yönlendirici sayısı daha fazla, yaratıcı sayısı daha fazla. Geldiğimiz noktada bu sezon başında Anadolu Efes için bizde beklenti oluşturan oyuncuların hepsi forma girmiş gözüküyor baktığınız zaman. Bu noktada Anadolu Efes Fenerbahçe'ye nazaran kağıt üstünde bir farklılık yaratıyor. Çünkü Boboa ekstra formda, Darüşşafaka serisinde müthiş oynadı. Larkin kendinde gözüküyor. Mitsic keza öyle. Clyburn yine çizgisini koruyor. Baktığın zaman Anadolu Efes'le ilgili sezon başında tahayyül ettiğimiz her şey aslında biraz gecikmeli de olsa Haziran ayı itibariyle sahaya yansıyor. Yani bu noktada kadro kalitesi, herhalde kadro kalitesi olarak açıklayabilirim bunu. Evet, Anadolu Efes kadro kalitesi ve form olarak Fenerbahçe'ye nazaran biraz daha önde gözüküyor. Yani ağır basabilir. Burak, bir kısa araya gidelim istersen. Bir reklam arası verelim. Aradan sonra seninle artık yavaş yavaş. Çünkü NBA ile ilgili çok önemli haberler var. Bir Türk'ün NBA'ye gideceği yönünde senin çok özel bir haberin var. Onlara detaylı birazdan gireceğiz. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 11.32 gösteriyor. Yanımızda Ajans Spor'un basketbol editörü ve yazarı Burak Alaca var. Sevgili Burak, evet, demin basketbol Süper Ligi yarı final eşleşmeleri konuştuk ama tabii NBA kapısı açılıyor. Bir Türkiye daha NBA kapısı açılıyor. Bu hakikaten benim açımdan sevindirici bir olay. NBA çünkü sporcu göndermemiz önemli. Bütün dünyanın takip ettiği bir lig NBA. Neler söylersin? Ya, NBA oyuncu göndermek her zaman ayrı bir keyif. Neden diye sorarsın. En basitinden ülkedeki basketbolun takip ediliş sayısını otomatikman arttıran bir şey. Haberi de şöyle paylaşayım öncesinde yorumlamadan. Galatasaraylı Sadık Emir Kabaca, 21 yaşında kendisi, San Antonio Spurs'un Las Vegas'taki yaz ligi turnuvasında kadrosunda yer alacak San Antonio Spurs'un. Bu NBA kapısı şu şekilde NBA kapısı anlamına geliyor. Yaz ligi NBA takımlarının oyuncu geliştirmek, oyuncu seçmek için çaylak ve genç oyuncuları kullandığı, işte orada tarttığı, seviye analizini yaptığı, sonrasında sözleşme verdiği bir lig. Ya da işte draft olan oyunculara. Bu noktada Sadık Emir Kabaca için iyi bir fırsat. Orada kendini gösterdiği takdirde San Antonio Spurs'a ya da işte öncelikle bir G-League takımına, sonrasında San Antonio Spurs'a sözleşme imzalama ihtimali bulunuyor. Sadık Emir Kabaca'dan bahsetmek gerekirse özel bir oyuncu. Pozisyonuna göre çok iyi bir skorer ama onun oyununda, işte modern oyunda değişen bir şey onda henüz o anlamda bir ilerleme görmüyorum. Bu nedir? Artık pozisyon, bir pozisyondaki sabit pozisyon kavramı kalktı aslında, basitçe anlatmak gerekirse. 5 numaralı oyuncu topu yere vurabilir, 4 oynayabilir. 4 numaralı oyuncu 5'e 3'e geçebilir. Yani daha esnek pozisyonlar var. Sadık Emir Kabaca da tam yani, olarak. Futbolda da öyle biliyorsun. Sağ bek alıyorlar, sola koyuyorlar. Biliyorsun yani stoper alıyor, bazen golcü oluyor. Biliyorsun yani Cesus, o anlam. Tüm orta sahaları sol bek alıyor. Hayır yani mesela o da olabiliyor yani. Futbolda da yapabiliyorlar bazen. Dediğin doğru. Bu esneklik anlamında çok önemli bir şey. Sadık Emir Kabaca'nın bu anlamda bir eksisi var. Sadık Emir Kabaca net bir 4 oyuncu. Fizik olarak 5'e yeterli değil. Top hakimiyeti olarak 3 oynamak için yeterli değil. Bu noktada net bir 4 oyuncu. Yani o esneklik olmadığı için NBA'de şansı bir nebze azalabilir. Ama Avrupa basketboluna ben gelecek adına kendisinden çok umutluyum. Keza NBA olursa da bizim için çok sevindirici olur. Çünkü özel yetenekleri olan NBA'de bir oyuncu. Biraz da rakamlar farklı değil mi? Transfer rakamları, bütçeler falan filan. Şöyle söyleyeyim. NBA'de minimum oyuncu maaşı 700 bin euro. İşte bu sene benim bildiğim basketbol süper ligindeki orta ölçekli kulüplerde en yüksek maaş alan oyuncu 150 bin dolar alıyor yıllık. Öyle NBA'de mi? 700 bin dolar, düzeltiyorum. Yani minimum o da. O da minimum ya. Ama baktığın zaman üstlerde falan filan inanılmaz rakamlara kadar çıkıyor. NBA'de 50-60'a kadar çıkıyor ve size şöyle bir şey söyleyeyim. NBA'de minimum kontratların da statüsü var. Bir sezon oynamış, NBA'de bir sezon deneyimi olanlar 700 bin dolar alıyor. Evet, ama 3 senelik NBA deneyimi olan oyuncular o noktadan sonra minimum 2.1 milyon dolar civarı bir şey kazanıyor. Yani. Vergiler dahil mi onda, yoksa ekstra düşüyor mu vergiler? Vergiler kulübün kendi ödüyor. Türkiye'deki gibi.
Ha, kulüp ödüyor ama alınan rakamlar sabit diyor sanırım. Net gelir. Peki Monaco, Barcelona'da maaş indirimi talep eden Nikola Mirotic nedir durum? Onda son durum ve kontratı ne olacak? Çünkü herkes onu da soruyor çünkü. Baktım şimdi bir iki tane soru geldi öyle. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştim bundan. Barcelona kendisinden bir maaş indirimi talep etti. Bu arada kendisi Eurolig'in en fazla kazanan oyuncusu, yaklaşık 5,5 milyon euro ile. Kendisi muhtemelen maaş indirimine yanaşmayacak ve yaz aylarında bir yol ayrımı gözüküyor Barcelona ile Mirotic arasında. Ama indirim yapmak zorunda değil ki. Yani sen ona bir kontrat yapmışsın, doğru mu? Bir de baktığınız zaman 32 yaşında bir oyuncu. Yani bu noktadan sonra öyle paralar kazanmaz. Zaten çok zor. Kariyerin muhtemelen 3-4 yılı kaldı. Böyle parayı neden elin tersiyle itsin? Ya da... Zamanında bir de önermişsin, o parayı vermişsin yani. Bir de artık sporcular da profesyonel. Eskisi gibi bu gönül bağı mevzu, ben kulübüm için işte maaşımın yarısını feda edeyim. Yok, öyle bir şey yok artık. Ki bence olmaması da gerekiyor. En azından basketbolda. Ya futbolcu seni zorlamıyor ki, sen o rakamı veriyorsun. O kontratı sen hazırlıyorsun, doğru mu? O sözleşmeyi imza attığından itibaren. Aa, bitti. O yükümlülüğü yerine getireceksin. Bence Nikola'nın yapmış olduğu, Nikola da sanki böyle benim aile arkadaşım gibi. Nikola'nın yapmış olduğu doğru. Şimdi tabii kulüplerde de biraz finansal sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle Partizan taraftarı kulübü için bir adım başlattı, bir çağrı yapıyor. Onun detayını anlatır mısın bize? Partizan'ın hükümete yaklaşık 7 milyon euroluk, Sırp dinarı olarak söylemeyeyim, onlarda bol sıfır var çünkü, milyon 196 milyon euro da bir şey değil aslında ya. Ama Sırp ekonomisi de çok güçlü bir ekonomi olmadığını düşününce işte 196 milyon Sırp dinarı gibi bir karşılığı var işte. Yani ya 7 milyon euro burada bir futbolcunun aldığı bonservis bedeli falan filan ya gibi. Ya da çok meşhur yani. Bir futbolcu 1,5 yılda kazanıyor. Aynen. 7 milyon euro gibi bir vergi borcu vardı devlete Partizan'ın. Partizan sonrasında taraftarlara bir çağrıda bulundu. Ki bu arada Sırp taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu muhtemelen hepimiz biliyoruz. Yaklaşık taraftarlar 1.9 milyon euroluk bir yardımda bulundu kulübe, ki dediğim gibi bu Sırp ekonomisi için çok büyük bir ümitler. Çok önemli rakam. Kulüpte bazı güzellikler yaptı. Mesela en büyük miktar olarak bağışta bulunan 1992 taraftara tişört hediye etti. Oyuncular ve Jay Cobrador için imzaladığı. İşte en büyük bağışı yapan taraftara ömür boyu saha içindeki 1992 numaralı koltuğu hediye ettiler. 1992'nin olayına da gelecek olursak, biz Türkler için şöyle keyifli bir ayrıntı ortaya çıkıyor. 1992'de Sinan Erdem'de oynanan Euroleague finalinde Partizan tarihinin ilk Euroleague şampiyonluğunu kazanmıştı. Ondan dolayı mı? Tabii İstanbul'a şeyden dolayı. İstanbul hatırası tek Euroleague şampiyonu ve o maçta da eski Fenerbahçe koçu Saşa Georgievich son saniye basketiyle maçı kazandırmış. Yani aslında olay Türkiye ile birçok yerden ucundan da olsa bağlantılı. Juventus Badalona'yı yenmişlerdi. Obradovic ilk Euroleague şampiyonluğunu kazandı. Sonrasında Badalona'yla da bir tane daha kazanmıştı Obradovic. Obradovic'in de ilk Euroleague şampiyonu. Birden fazla manası var. 1992 tane de manası var bu ayrıntının. Partizan taraftarı takımı büyük bir külfetin altından kurtardı. Şimdi tabii Obradovic için de transfer önemli. Yani finansal durum da önemli. Bu durum Obradovic'i nasıl etkiliyor? Bu az önce bahsettiğimiz oyuncularda profesyonellik durumu Obradovic gibi baba figürlerinin yanında tam tersi şekilde tezahür ediyor. Nasıl olduğunu şöyle izah edeyim. Bundan iki sene öncesine gidiyorum. Çok net bir örnekle anlatacağım çünkü. Kevin Panther ve Zach Lidey. Olimpia Milano'da Euroleague şampiyonluğunu oynayan bir kadronun çok önemli iki parçasıydı. Sonrasında Euroleague'de kalma fırsatları varken dediler ki biz Jay Cobradovic'le çalışma deneyimine nail olmak istiyoruz. Euro Cup'a gittiler. Biri takım kaptanı oldu. Amerikalı olmasına rağmen bir Sırp takımının kaptanı oldu. Siz düşünün yani olayın nasıl ifade ettiğini. Bu noktada oyuncular Jay Cobradovic'in yanında kalmak için büyük ölçüde bazı şeylerden feragat edecektir. Orada değişik bir aile yapısı var çünkü. Normal profesyonel bir spor kulübü gibi değil hakikaten. Peki Obradovic'in başka bir yere gitme durumu olabilir mi? Yani devam mı edecek Partizan'da? Ben demiş şunu sana anlatmayacak. Çünkü Obradovic için hakikaten transfer de önemli. Yani kadro da önemli. Şimdi finansal sıkıntılar var diyorsun. Taraftar kulübe parası bulmaya çalışıyor diyorsun. Yani bağışta bulmaya çalışıyorsun. Obra'ya bir teklif var mı? Yani Obradovic için tekrar bir Türkiye macerası olabilir mi? Var mı öyle bir şey duydun? Ve oradaki medyadan aldığın bir bilgi var mı? Ben okuduklarıma ve hissiyatlarıma dayanarak şunu söylüyorum. Obradovic burada emekli olacak. Çünkü şöyle düşün. Partizan'da emekli olacak. Evet Obradovic yani. Fenerbahçe'den ayrıldığında Partizan bu arada ilk baş antrenörlük yaptığı kulüp, tamam. Oyuncu zamandan öyle bir gönül bağı var. Fenerbahçe'den ayrıldığı zaman Jay Cobradovic Avrupa'nın en gözde koçuydu. Nitekim muhtemelen hala öyle. Tarihsel olarak demiyorum bu arada, zaten tarihsel olarak tartışılmaz, dönem olarak da yani Partizan gibi bir takımla ilk sezonunda yaptıklarını görüyorsunuz.
bir sezon ara verdi. Sonrasında muhtemelen Euroleague'deki birçok takım Jake Obradovic takım başına getirmek istedi ki şu an ayrılsa yine isterler. Burası bir kesin. Jake Obradovic Avrupa basketbol tarihinin en büyük figürü. Doğru. Ama o kendisi bir senelik aranın ardından Eurocup'ta Partizan'ı çalıştırmayı tercih etti. Bu tamamen gönül bağından ileri geliyor bu arada. Çünkü Euroleague'de dediğim gibi şampiyonla oynayacak kulüplerle bir anlaşma imzalama fırsatı varken kendisi Eurocup'a gitmeyi seçti. Bu noktada yaşının da 70 civarında olduğunu düşününce artık emekliye doğru gidiyor mu? Kariyerindeki son liman olur. Ne kadar Partizan'ı çalıştırır bilmiyorum ama bundan sonra pek farklı bir maceraya atılacağını zannetmiyorum. Ya iyi bir teklif gelse gitmez diyorsun. Sanmıyorum. Zaten çok iyi para kazandı. Yani senelerdir. Ya, 92 sezon, 91 sezondan beri yaklaşık 31-32 yıldır Avrupa'nın en üst seviyesinde baş antrenörlük yapıyor. Yani siz düşünün. İlk 10 işine koyduğunda kaçıncı sıraya gelir Obradovic? Tarihte mi? Yani son dönemde diyeyim veya son 10 sene 20 sene de diyeyim. Yani ilk Obradovic sayarız diğer 9'unu tartışalım istiyorsan abi. Doğru diyorsun değil mi? Yani 9 tane Euroleague şampiyonu var. Hiçbir kulübün 9 tane Euroleague şampiyonu yok tarihinde bak. Real Madrid'in 10 tane var totalde. Sonra Obradovic geliyor işte. Fenerbahçe'den ayrıldığı zaman ne hissettin o anda? Ya o kopma anında. Ya öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben hani takım tutan bir insan değilim ama. Değilsin o anda mesela. Ona rağmen Fenerbahçe'den ayrıldığında ben o Fenerbahçe'yi çok severdim. Benim de yaş olarak küçük olduğum dönemlere denk geldiği için ben ağladım yalan söylemeyeyim yani. Ciddi mi? Bazı oyuncular ayında bir de Obradovic ayrıldığında yani bir içim burkuldu. Hala burukluğunu yaşıyorum. Çok severim kendisini. Obra'nın da şöyle bir özelliği var. Yani bench'tekileri de farklı bir şekilde motive ediyor. Bir de çok fazla genç kazandırıyor. Ya artık basketbolun geldiği noktada şöyle bir şey var. Koçlar senin yöneticin gibidir. Yani biraz daha profesyonel bir bakış açısı var duygusallıktan ziyade. Bu aslında NBA'den zamanla Avrupa'ya sirayet eden bir şey ama Obradovic bir baba kesinlikle. Yani Godfather filmindeki Marlon Brando gibi yani o bench'teki 12 oyuncunun babası orada Obradovic'le farklı bir ilişki var. Yani o profesyonel bir ilişkiden ziyade şeyi biliyorsun. O sana bağırsa da çağırsa da senin istediğini senin iyiliğini istiyor. Bunun oyuncular da farkında. Neler yapıyordu ya? Bench'te görüyordum ben yani. Ya biliyorsunuz onu fena zaten klasik artık biraz da espri konusu oldu. Maçın esmer teniyle başlıyor. Maçın ilerleyen kısmında kırmızı ve mor olarak fena renk değiştiriyor. Peki bu Anadolu Efes'te Erdem Can ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Onu ben demin sormayı unuttum sana. Neler söylersin Efes'le ilgili bu konuda? Anadolu Efes duyduğum kadarıyla Erdem Can'la 2 yıllık sözleşme imzalıyormuş. Evet. Habercilikte bilirsiniz. Görüşmeler sürüyor. İmzaan meselesi, anlaşma sağlandı. Bunlar habercilikte çok sık kullanılan şeyler. Yani baktığınız zaman dinleyicilerimize de büyük bir kısmına hitap etmek için şöyle bir örnekle gideyim. Ronaldinho anlaşmadığı Türk takımı kalmadı senelerce. He. Ama ben ciddi bir ifade okudum. Erdemcan 2 yıllık imzayı atacak diye. Yani bu noktada artık bu muhtemelen gerçekleşecek. Her ne kadar son haftalarda çok spekülasyon olsa da. Burada da galiba geçtiğimiz hafta bahsetmiştim sizlere. Özilhanların Anadolu Efes yönetiminin seçimden sonrasını döviz durumunu beklediği işte yabancı koç hamlesi için. Aynen. Bu noktada Erdem Can'a yöneldiler. Dün bir transfer haberi de çıktı anlaşıldı diye Derek Willis diye bir oyuncuyla ama ona ben pek itibar etmedim açıkçası. Hani buradan ona bir soru işareti olmasın. Kısaca geçeyim çünkü henüz koç belli değilken transfer yapmak çok gerçekçi gelmiyor bana. Nitekim hani Euroleague düzeyinde bir oyuncu olup olmadığı da meçhul. Bu noktada o habere de çok itibar etmedim eğer duyanlar varsa. Transfer dönemi çok hareketli geçecek mi bu sene sence basketbol piyasasında? Hem koç havuzunda hem oyuncu havuzunda ben çok ciddi sirkülasyonlar bekliyorum. Koç havuzunda sirkülasyon bekliyor musun? Mesela kimler nereye gidebilir? Yasikevicius Barcelona'da kalmak için geçenlerde ayrılacağını konuşmuştuk. Evet. Barcelona'da kalmak için maaşından %80'e yakın bir kesintiyi kabul etti. Pascual boşa çıkıyor, Trinchieri boşa çıkıyor, Bonakos Aşa Obradovic'e yolları ayırıyor. Ergin'e tam biliyorsunuz hani Panathinaikos'la anlaşsa da boşa çıkıyor kağıt üstünde şu an için. Yani Euroleague'in en iyi koçları boşa çıkıyor. Pablo Laso boştaydı biliyorsunuz Bayern ile anlaştı. Evet. Transfer için de size yüksek ihtimal gerçekleşecek olan 2-3 tane şeyden bahsedeyim isterseniz. Mesela kimler var? Facundo Campazzo hepiniz bilirsiniz. Arjantinli. Evet, Real Madrid'de Euroleague'de zamanında tabiri caizse at koşturdu. Bir NBA deneyiminden sonra Kızıl Yıldız'a geldi. Kendisi Real Madrid'e geri dönüyor. Bir Avrupa kulübünün 3 yıl 12 milyon euroluk teklifini reddedip Real Madrid'e cüzi bir meblağa evine dönmeyi tercih etmiş kendisi okuduğuma duyduğuma göre. Diğer transfer haberi Darius Thompson bu Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor. Çünkü kendisi Fenerbahçe'ye çok yazıldı. Baskonya'nın gardı İtalyan vatandaşlığı alıyor şimdi. Olimpia Milano ile yıllık 1 milyon dolar civarı bir anlaşma yapmak üzere. Hı hı. 600 bin euro gibi bir meblağda Baskonya'ya buyout ödenecek.
Onun haricinde geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz şeyler de var. Hı hı. İşte Sertaç, Şanlı, Fenerbahçe, Onur Alp, Bitim, Anadolu Efes'e bir ton transfer spekülasyonu. Bir tane de iç transfer haberi vereyim isterseniz. Ver Anadolu bakalım. Efes'ten. Dün Yunan basında duyduğuma göre Ergin Ataman'ın ben Yunanistan'a götürmek istediğini biliyordum ama Rodrik Bobo'a Anadolu Efes'te sözleşme uzatma konusunda bir anlaşma sağlamış okuduğuma göre. Bu sevindirici bir şey temsilcimiz için. Çok kilit bir oyuncu ama Ergin Ataman kendisini Panathinaikos'a götürmek istiyordu. Onu da bir hayal kırıklığı yaratmıştır muhtemelen bu arada. Ergin Ataman durumu ne? Ergin Ataman şu anda geçtiğimiz hafta içi İstanbul'da menajeri Mişko Raznatoviç'le bir toplantı yaptı. Boğaz'a sıfır bir yerde. Bayağı, vay vay vay. Mişko Raznatoviç hatta kısa İstanbul seyahatinde uzun Ergin Ataman sohbeti diye bir haber mi şey yaptı? Cümle eklemiş. Cümle eklemiş gönderisine. Kendisi bu arada Avrupa'nın en büyük menajeri. En çok oyuncuyla çalışan şirketinin sahibi. Bu toplantının... Ergin Ataman'ı sen başarılı olabileceğini... Çünkü başkan da çok sıkıntılı. Yani ne düşünüyorsun? İki farklı karakter. Yani şöyle bir şey var. Başkanın sıkıntılı olmasının Ergin Ataman'a getireceği bazı avantajlar var. Dezavantajlar da olacak. Şimdi mantıklı bir insan olarak düşünüyoruz. Bazı şeyleri analitik olarak hesap edersiniz değil mi? İşte hesabınızı yaparken, transfer bütçesi ayarlarken işte şunu şunu yaparsak kulüp sıkıntıya girebilir. Panathinaikos başkanı sıkıntılı olduğu için şu anda her imkanı seferber edecek. Yani başarı gelmezse büyük sıkıntı. Kesin. Olympiakos'un altında çok ezildiler son yıllarda. Artık her şeyi seferber edecek. Kendisi de bunu dile getiriyor keza. Ergin Ataman transfer için menajeriyle, kulüp yöneticileriyle bir süredir istişare halinde. Onu da biliyorum. Yani önümüzdeki sezon özellikle yaz aylarında bu arada Panathinaikos tüm kadroyu değiştirecek neredeyse. Taş taş üstünde kalmayacak. Yani yepyeni bir Panathinaikos kadrosu düzeltiyorum. Her yayında bunları karıştırıyorum bu arada. Olsun, bir şey olmaz. Panathinaikos, Olympiakos. Sürekli birbirinden ayrı zikredemediğimiz için. Aynen doğru. Yepyeni bir Panathinaikos kadrosuyla yeni sezona başlayacaklar. Bu arada All-Star gibi bir kadro olacak muhtemelen. Öyle mi? Yani ismi geçen oyuncuları görünce ben şaşırıyorum. Bunların hepsi nasıl bir araya gelebilir diye. Çünkü sıkıntılı profiller de var. Sadece hani şöhret, reputasyon ya da işte maddi sebeplerden değil. Mike James yazmışlar mesela geçtiğimiz günlerde. Yani şeyi düşünüyorum. Ergin Ataman, Başkan Dimitris Yannakopoulos ve Mike James. Üçün aynı kurumda bulunması gerçekten çok ilginç. Bir felakete de neden olabilir. Ya şey ya da büyük başarı getirebilir. Ya büyük başarı getirir ya da felaket olur. Ya hikaye olurlar ya da hikaye yazarlar. Euro'yu kazanırlar gidip. Yani ortası yok. Kesinlikle o bir gerçek. Peki. İlginç şeyler olacak. Peki Burak, çok teşekkürler yayınımıza geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Evet, yanımızda biliyorsun her hafta Cuma günleri sevgili Burak Alaca var bizlerle beraber. Ajansspor.com sitesinin de Euroleague ve basketbol yazarı aynı zamanda. Ajansspor.com sitesinden de Burak'ın, sevgili Burak Alaca'nın yazılarını takip edebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu haftalık da ters köşenin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI.